Sertaç! Kaan bir dursana. Selam kızlar! Yeni parçamı dinlemek ister misiniz? Yine mi sen? Yahu yine ben de bu sefer parça değişti. Bak isme dikkat et. Başlamadan biten aşkın davası olmaz. Yahu içinde yani böyle arabesk öğeler, fantezi. Oradan böyle uzun havaya bağlıyorum. Genelinde toparlayıp popla bitiriyorum. Hasta mısın sen ya? Yahu hasta değilim ben, sanatçıyım. Siz yahu neyi anlamıyorsunuz? Arkadaşımın yaşanmışlığı var diyorum ya. Yahu şu yaşanmışlıkları oğlum, bir dinleyin ya. Sen benim yaşanmışlığından bahsediyorsun. Oğlum beni de rezil ediyorsun millete. Ne yapıyorsun sen? Vay be! Vay öyle oldu he! Tüh sana be! Sana tüh! Şimdi o insanları çok daha iyi anlıyorum ya. Yazıklar olsun be. Hani ünlü olunca hakkında haber çıkar ya. Yok efendim işte mesaj attık da cevap vermedi. Yok efendim aradık geri dönmedi. Yok efendim yolda gördük suratımıza bakmadı. Yok efendim aynı cemiyetteydik bir şey konuşamadık edemedik. Yahu sizin neyinize? İşte o insanların sizin gibi arkadaşlar oldukları için şanssızlar. Şu an bu durumdalar işte. Ya işte senin gibi arkadaşlıkları olduğu için onların da önünü kesiyorlar. Yok efendim kolundan tutup kenara çekiyorlar. Ben de ünlü olunca aynısını yapacağım size. Sizi tanımayacağım. Ya var ya. Bir an önce ünlü oldu, beni tanıma diye her gün 1000 kere dua ediyorum ya. Git be. Senin tavrın kime? Senin tavrın kime? Gerizekalı. Ünlü olunca girmek istersin kulisime. Girersin. Günaydın. Günaydın. Nasıl oldun? Aynı. Şey... Ben sana şey diyecektim. Hani sen dün sormuştun ya okuldan sonra bir şeyler yapalım diye. İstersen bugün bir şeyler yapabiliriz. Bilmem. Gerek yok ya. Yani sen benim için plan yapma Yağmur. Bir sonuçta seninle sadece sınıf arkadaşıyız. Ve okulda da görüşüyoruz. Yeter. Nasıl yani? Anlamadım. Hepimizin anlamadığı bir şeyler oluyor Yağmur. Neyse ya, ben gidiyorum. Aa! Ne ki şimdi bu tripler havalar ya? Tamam yakınını kaybetmişsin, anlıyorum. Ama neden sinirini benden çıkartıyorsun? İşte bu kadar. Çak. Evet ya. Ay yalnız Gonca. Bak böyle sürekli ormanın içinde böyle çalı çırpının yanında falanız. Bir yerimizden kelimeni çıkacak ya. Gonca. Bak. Bu çalı çırpı değil. Ağaç. Burası da orman değil. Okul. Anladın mı? Anlamadın ama olsun. Ben gene de söyledim işte. Çiğdem Hanım. Çiğdem Hanım. Çiğdem. Ne oldu? Bulabildin mi belgeyi eksin? Nazım Hoca, ağzından çıkanı kulağın duysun. Ha pardon, yani sizinle tabii okul sınırları içerisinde böyle konuşmayacaktık değil mi? Benimle hiçbir yerde böyle konuşamazsın. Ne demek öyle eksin meksin? Ya bu adam seni 20 gün önce terk etmedi mi? Dolayısıyla kırgınım adama, kızgınım hatta. Tamam kız ama bu benimle Erman arasında. İyi peki, yanıt vermedin. Bulabildin mi belgeyi? Bulamadık ya. Bulamadık derken birlikte mi aradınız? Yani arşiv odasını karıştırmasın diye gittim ama işte hala bulamamıştım. Bak çok üzüldüm ya. Gördün mü? Adam yıllar sonra tekrar okuma hakkını elde etsin. Bir tane belge yüzünden olmasın. Ya vallahi tilt oluyorum şu bürokrasiye. Sen mi bürokrasiye tilt oluyorsun? Ne ben zaman zaman tilt oluyorum. Ya sen ne elde ettiysen ne kazandıysan bürokrasi sayesinde kazandın. Tamam yani zaman zaman tilt oluyorum dedim ya. Gir. Aa Erman, gel gel. Ne yaptın? Bulabildin mi belgeyi? Maalesef bulamadım. Yapma ya. Çok üzüldüm arkadaşım bak ya. Vallahi çok üzüldüm. Yani biz de zaten Çiğdem'le onu konuşuyorduk. Bürokrasi, kağıt, mağat. Yazık. Ya, yapacak bir şey yok yani. Ben size veda etmeye geldim buraya. Hemen mi gideceksin? Yani daha fazla burada kalmanın pek bir anlamı yok.
Zaten sizi yeteri kadar huzursuz ettim. Üzüldüm bak şimdi. Yani işte bürokrasinin işleri. Yani kafayı da takma. Zaten bu yaştan sonra mimarlık okuyup ne yapacaktın? Bu ülkenin senin gibilere de ihtiyacı var. Benim gibilere derken? Yani fakir ama gururlu esnafa. Ne bileyim zar zor geçin sen de, kariyerin falan olmasa da boş ver. Kendi işinin patronusun en sonunda. Ne yapalım, oldu bir kere. Artık kısmet başka bahara. Bak bir şey söyleyeceğim. Tüm bunları misal olsun diye veriyorum. Tabii ki herkes benim gibi zengin, kariyerli, akıllı olmak zorunda değil. Zaten herkes benim gibi olsa biz döneri nerede yiyecektik? Ulan liboş. Ulan yaban ördeği. Hadi döneri yedin. Ha? Peki bu numarayı nasıl yiyorsun? Ha? Bir de kendini akıllı sanırsın. Bu ne demek şimdi? Ne mi demek? Ha. Al bak. Bu demek bu. Sayın dekanım, sınav sonuç belgemin orijinali. Yaşasın. Neden yaşasın? Çünkü bir öğrenci daha okuma hakkını elinde bulunduruyor. Eğitim şart. Her öğrenci için. Kim olursa olsun. Nasıl olur bu ya? İşte bilmiyorum. Allah'ın bir hikmeti. Bulmuş. Madem hayırlı, uğurlu olsun Erman'cığım. Çok sevindim, çok sevindim. Hakikaten bir ara belgeyi bulamayacaksın zannetmiştim. Babam sağ olsun. Eski memur ya, evrak kaybolmuyor. Ha. İbrahim amcaya saygılar. Hatta sevgiler. Bak bak şu gömlekli çocuğu görüyor musun? Gördüm, ne oldu? Çok yakışıklı değil mi? Sana ne kızım? Yakışıklıysa yakışıklı. Allah sahibine bağışlasın. Ya ben hakikaten anlamıyorum bu çocuğu ya. İzmir'in kızlara laf ederlerdi ama erkekleri bir acayip çıktı. Ne oldu? Kime kızdın sen? Kime olacak? Bir anı bir anına tutmayan Kaan'a. Buse sen şimdi alınma tabii de. Yok canım. Niye alınayım? Yok canım, Buse niye alınsın ki üstüne? Niye alınmayacağım ya? Kız resmen bana laf soktu. Sağ ol Yağmur. Buse, ben Kaan'dan bahsediyorum dedim. Yarın canım, bana laf soracak halin yok ya. Niye kızdın Kaan'a? Ya niye kızayım? Bir günü bir gününe tutmuyor bu çocuğun. Ay hiç hoşlanmam öyle bir günü bir gününe tutmayan insanı. Hiç. Ben de hiç sevmem, hiç az etmem. Ya iyi. Hadi meraklandırma, anlat hadi. Ya biliyorsunuz, kampta bizim sohbetimiz, muhabbetimiz ne kadar iyiydi. Çok iyiydi, hatta sana şarkılar söyledi. Evet. O kamp ateşinin etrafında sımsıcacık olan çocuk birden buz kesti. Nasıl yani? Ben de nasıl yani oldum zaten. Ya size bahsettim ya, dün okuldan çıkışta bir şeyler yapalım dedi, ben de arkadaşımla buluşacağım dedim. İşte bu sabah gittim yanına, işte günaydın, merhaba, naber falan. Böyle bir soğuk tavırlar, böyle bir cönümsü hareketler, bir şeyler böyle gereksiz. Sonra ne dese beğenirsin? Ne dedi? Biz seninle sadece sınıf arkadaşıyız dedi. Okulda görüşmemiz yeter dedi. Bak sen, oynak hamsiye bak sen. Ya öyle deme ama ya. Çocuğun babasının kuzeninin görümcesi ölmüş yani. İçi acımıştır çocuğun. Ya zaten ben de o yüzden pek fazla üstüne gitmedim. Ya niye gitmiyorsun ya? Git üstüne. Babasının kuzeninin görümcesini sen mi öldürdün sanki? Eceli gelmiş, ölmüş adam yani. Tabii ben de... Evet. Ama ya akraba sonuçta bu. Akraba akrabaysa ben seven akrabalarımı severim, anladın mı? İçi acımıştır çocuğun. Bırak, boş ver. Abi Buse bir şey anlattırmadın Allah aşkına ya. Buse, Buse, Buse! Kimse benimle konuşmayacak artık işte. Kimse bana derdini anlatmayacak. Biraz. Kim anlatmıyor ya? Ben modern çağ Güzin ablasıyım. Dertli gönüllere giren öpsün seni Zeki Müren'im be. Şu an şiştim. Şu an bayağı şiştim. Sen sadece uyanıkken görüyorsun. Uykusunda da böyle bu. Anlatma da sana ne oldu? Şşt, amigo. Ben şu kızı tavlayayım diyorum. Yağmur'u mu? Yok. Nasıl? Diğerini mi? Hı, diğer. Ya sen ciddi misin ya? Sen diğerini görmüyorsun yani, anahtarlık mı yapacaksın bunu? Sen hangisini diyorsun be amigo? Ya şu Karadeniz olan ufak tefek, Asiye mi ne? O değil be. Şu Antalyalı Buse'yi diyorum. Biraz deli dolu manyak bir kız ama tatlı kız be. He, Buse. Ya ben de dedim ne oluyoruz buraya? Buse güzel kız şimdi ya. Alımlı kız. Ben de alımlıyım.
Benim de alım gücüm var. Her istediğimi parayla satın alıyorum. Aynen bro. Neyse amigo, fazla vakit kaybetmeyelim. Şu kızı favorilerime ekleyeyim ben. Elimin altında dursun, lazım olur. Ortamları akarken böyle dolduracaksın ki sonradan sıkışmayacaksın. Hani bazen sevgili sayım böyle 7-8'e düşüyor. Böyle durumlarda gerekli olur tabii. Aman aman aman. Bro ama yine de zor iş ya. Ya bu kız sana gelmez abi, gelmez. Gelecek. Hem de bu akşam gelecek. Ben bu kızı bu akşam tavlıyorum. Ya bro olmaz o iş. Olmaz, sen benimle ya. İstersen iddiaya girelim. Girelim nesine? Aşk, sen benim kadar zengin olmadığın için manevi bir şeyler olsun. Şimdi aşk olsun ya. Sen niye öyle diyorsun ki desperado? Tamam. Aşk olsun. Eğer sen kazanırsan iddiayı, sen şu çok beğendiğin Serap var ya, onu ayarlayacağım. Serap mı? Senin de hasta olmak, ben de hastayım. Sen de bro. Ya sen var ya şusun oğlum, sen şusun ya. Öyle düşündün de ben öyle fazla tipim değil Serap ya. Çok düşündüm öyle de, bak ben onu ilk gördüğümde var ya böyle zaten hemen böyle bir Serap görüyorum zannettim, tamam mı? O bir içim suydu da ben kıllandım şimdi, sen niye öyle dedin ya? Sen beğenmiyor musun? Güzel değil mi? Neyse çene çalmayı bırak da şu kıza bir yürüyelim. Yürüyelim bro her türlü. Şşt, öyle değil be amigo. Dur, önce plan ondan sonra. Ha. Erman, gel al oğlum, gel. Gel, gel oğlum. Erman oğlum mu? Erman kim ulan? Ha, bu okulda bir sürü Erman vardır. Ayrıca öyle Erman oğlum falan akran değiliz bir kere. Çok tatlı ya. İsmi Erman mı bunun? Bu okuldaki bütün köpeklerin ismi Erman. Çok enteresan. Niye ki? Bilmem, yıllardır böyleymiş. Al oğlum. Bu yalı çapkınının suratı niye böyle muşmula gibi ya? Allah Allah. Selam. Heh, sinek ikilisi geldi. Yüzünün haline bakılırsa dün tavsiyemizi uyup Yağmur'un kimle buluştuğunu görmeye gitmişsin. Gonca ne istiyorsun? Yani ha evet, Yağmur'un sevgilisi varmış. Hadi biz de seninle sevgili olalım mı diye. Bunu mu istiyorsun? Aa, inanmıyorum, bu çocuk ermiş. Aynı senin hayal ettiğin şeyi söyledi. Gonca sorar mısın? Bak kan, buraya ben demiştim demek için gelmedim. Sadece üzgün olduğunu gördüm ve belki benimle konuşmak istersin Gonca, diye. Gonca, hiç konuşacak halde değilim. Sağ ol. Yazık. Allah Allah. Ne oldu buna acaba ya? Kesin Yağmur'la aralarında bir şey oldu. Neler olup bittiğini derhal birinden öğrenmem lazım. Derhal. Fili fin fin. Ne haber Tahsin? Abi aklımı aldın. Sakin ol, sakin ol. Nasıl gidiyor her şey? He, yaramazlık yok değil mi? Yok abi, ne yaramazlığı ya? Daha bir tabumu bile yıkamadım. Yıkarsın, yıkarsın. Merak etme. Ben sende o azmi görüyorum. İnşallah abi. Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Bu bizim Kaan arkadaşımızın böyle morali mi bozuk? Bir üzüntülü falan bu ya. Ya sorma abi ya. Bu ara moral bana biraz bozuk. Allah Allah, niye ki? Böyle ailesini falan mı özledi acaba? Yok abi, 12 kız meselesi. Aşk yüzünden. Aşk mı? Ne aşk ulan? Kime aşık? Ya şimdi orası özel hayata girer. Onu söylemek bana yakışmaz. Ha bak kendisi geldi abi, ona sor. Kaan, Erman abi de senin moral menin niye bozuk onu soruyordu. Sah be Tahsin be, öf be. Yani şeyden Kaan'cığım, böyle seni üzgün, moralsiz gördüm de ona bir şey mi oldu dedim. Gelsene otursana şöyle, otur otur. Otur otur, ayakta kalma. Hani o çakma İspanyol çetesi var ya, onlar mı bir şey yaptı dedim. Ha yok ya, onlarla ilgili bir durum değil. Ama yani yanlış anlama da bu seni de ilgilendiren bir durum değil. Ya sen de yanlış anlama. Şimdi ben hani hayatına burnumu sokmak niyetinde değilim de... yani biz böyle arada bir atışıyoruz ediyoruz falan ama sonuçta okul arkadaşıyız. Ayrıca ben yaşça sizden daha büyük, böyle daha tecrübeli olduğum için... özellikle bu aşk meşk meselelerinde... Aşk mı?
Elman abi, o kadar tecrübeliysen bana da yardım etsene. Ben de bir kız arkadaş yapayım. Vallahi bak niyetim ciddi. Eğleşmek peşinde değil. Tahsin ama bak Kaan'la şurada bir şey konuşuyoruz değil mi? Ya da kimse bana yardım etmezse ben nasıl tabularımı yıkacağım Elman abi? Hayır şimdi senin yıkacağım tabunu. Bir dur ya, bir dur ya. Kaan'cığım yanlış algılamadıysam senin bu üzüntün Yağmur'la ilgili değil mi? Yağmur'la. Bak Kaan arkadaşım, sana daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Bu Yağmur biraz garip, dedik inatçı bir kız. Değişik bir kız yani. Yani sana göre bir kız değil o. Ya bu okulda sana göre kız mı yok? Kız dolu ya. Dalı mı? Dalıysa bana da dalı mı Erman abi? Hem benim ondan neyim eksik abi? Ha? Vallahi bak ben bir kız arkadaşı istiyorum. Niyetim de ciddi. Aferin bak. Şu giden kızlar var ya. Ya bak. Evet. Onlardan bir tanesi, ya bu Tahsin ne kadar yakışıklı bir çocuk dedi. Hangisi abi? Sarılı olan. Yapma ya. Ben o pembeliğe baktım hep. He? Peki abi. Tahsin derken benden bahsettiklerinden emin misin? Oğlum senden başka yakışıklı Tahsin var mı bu okulda? Yani orası da doğru. O zaman ben gideyim hemen. Ya hadi durma. Oğlum yavaş şimdi. Ayağın takılacak, kızların üstüne düşeceksin, telef olacak hepsi. Tamam, kapılarımı yıkıp geliyorum. Yık, Allah müstahakını vermesin. Kaan, ne dedi, ne yaptı Yağmur, ne oldu? Bak babalık, eğer bir gün aşk hayatımla ilgili benden önceki kuşaktan birinden tavsiye almak istersen söz ilk sana geleceğim. Oldu mu? Söz bak. Ay, çok sıkıcı film bu ya. Sıkıcı değil de çok festival filmi tadında. Buse. Sen bayağı beğenmiyorsun bu film işlerinden. Yok ya, ben daha önce izlemiştim de bu filmi ondan. Ha. Sen bayağı anlamıyorsun bu film işlerini o zaman. Kim anlamıyor ya? Antalyalı gibi ben. Altın Portakal film festivaliyle büyüdüm. Çok zekiyim, kültürlüyüm. Şeyde gözlerimin önünden geçiyor. Ay neyse. Ben kaçıyorum kızlar, bahçede biraz hava alacağım. Film ne olacak? Sonra izleriz. Gideyim ben. Sen yine bir hüzünlendin ya, ne oldu? Kaan'ıma canın sıkıldı yine. Evet. Ya acaba bana olan ilgisini ben yanlış mı değerlendiriyorum diye düşünmüyor değilim. Hadi sen yanlış anladın. Biz şahit olduk da. Bence kesin senden hoşlanıyor. Yani orası net. Neyse. Ben kaçayım. Vallahi gitti. Ay, biz de izlemeyelim, boşver ya. Kapat. İzleyelim dedin. Şimdi de izlemeyeceğim diyorum. Ne oldu? Allah Allah. Sinirlenince küçücük kalıyorsun ha. Hadi yürü. Şuradan gidelim. Şuradan hadi. Selam kızlar. Selam derken? Nasılsın çılgın Conchita? İyi misin bebeğim? Hop hop zibidi. Ne diyorsun sen ya bebeğim falan? Çok tatlı. Ya Buse'cim, sence de böyle şekerden yapılmış bebeklerimiz düğün pastamızda tatlı olmaz mı? Ha, Tahsin'e bağladın yani. Ha, niyetim ciddi diyorsun. Ciddi ciddi. Ben Buse Hanım'la bu akşam yemeğe gitmeyi kafaya taktım demek istedim. İnanmıyorum ya. Saçları falan saçma sapan bir şey bunun ya. Tatlı ama ha. Gelsene sen bir şuraya ben. Diyorsun sen. Kızım kendine gelsene ya. Gel kendini suyan dirin ama. Ama çocuk çok tatlı ya. 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 Bu adamlara güven olmaz. Ya. Allah Allah. Ya çok üzülürsün. Üzülür müyüm? Üzerse o üstün be. Çok tatlı be. Kızım. Bu adamlar okuldan ant almış diyorum ben sana. Bütün kızlara yol yapıyorlarmış. Ya öyle mi? Evet. Tamam. Gitme. Tamam. Hadi gideceksin. Tamam. Ne oldu Buse? Yemeğe geliyor musun? Yok ben tokum. Ben gelemiyorum ya. Ben yapamayacağım ya. Korkmuş mu ya? Ne korkacağım be? İlk defa mı yemeğe çıkıyorum ben ha? Siz yemeğe çıkarken ben iniyordum be. Benim yer bildirimlerim 1500 puan. Gitmediğim restoran kalmadı benim. Şefin tavsiyesiyim ben ya. Bingo. O zaman tam 7'de seni almaya geliyorum.
Sen aldın bile beni ya, tatlı çocuk ya. O zaman konuşuruz, şey yaparız onu. Yapardıkken yaparız, evet. O zaman görüşürüz, tamam? Hadi bakalım, görüşürüz, hoşça kalın. Hop! Kavuştuk. Ay, ne yüklesin, kızım, ne yüklesin? Hani gitmeyecek, gidin. Gidiyorum. Yemeğe gidiyor, yemeğe gidiyor. Hey, değildi mi? Hey, hey, hey. İddiayı kaybettin Giacomo. Kızla beraber eve gidene kadar kaybetmiş sayılmam bro. Takipteyim. Eğer benimle iddiaya gireceksen kaybetmeye alışman gerekecek artık. Selam Yağmur arkadaşım. Selam baba. Baba mı? Allah Allah. Hani okulda arkadaştık? Aman etrafta kimse yok. Hem ben nedense şu an senin benim yanıma arkadaşım olarak değil de babam olarak geldim hissettim. Ha, her zaman gibi yanılmışsın. Gayet de böyle arkadaşça sohbet etmeye geldim. Arkadaşça sohbet etmeye. Hı, ne var? Ben arkadaşça sohbet edemez miyim? Edebilir misin? Öyle birine söylüyorsun ki bunu. İnsanlar benim muhabbetime, sohbetime bayılırdı ya. Başka fakültelerden benim muhabbetimi dinlemek için gelirlerdi. Aç bir konu. Nasıl bir konu? İşte arkadaşlarınla ne konuşuyorsan öyle bir konu aç. Aç bir konu. Erman Bey arkaya bakın. Ay arkaya bakın. Ne kadar yakışıklı çocuklar değil mi? Yanılmıyorsam zaten gördüğüm kadarıyla basketçiler. Şşş, hop! Ne oluyor? Babanın yanındasın. Basketçiler, basketçiler çocuklar. Sen bu okula okumaya mı geldin? El alemin basketçi heriflerine ağzını suya akarak bakmaya mı? Teşekkür ederim süper arkadaşınız için. İyi oldu, iyi oldu. Böylelikle arkadaşlar arasında böyle ne konuştuğunuz da ortaya çıkmış oldu. Ay hiç de bile baba. Yani siz erkekler nasıl böyle güzel bir kız gördüğünüzde böyle toplaşıp onun hakkında konuşmuyorsanız ama konuşmuyorsanız biz kızlarda böyle yakışıklı erkekler gördüğümüzde katiyen ve katiyen erkekler hakkında konuşmayız. İyi, güzel. Ha konuşuyorsunuz yani. Ama bu şu an çok komiksin. Bana bak, beni öyle bütün erkeklerle aynı kefeye koyma. Ya, zevkler, renkler tartışılır canım. Misal, neydi o böyle Ekure gibi sürekli birlikte dolaşan kızlar bizim sınıfta? Ha, Yonca Gonca cadısı. Ha, Gonca Gonca. Ha. Şimdi bak misal, ben yani babası yaşında olmamı bir kenara bırak. Bir erkek olarak Gonca bana hiç güzel gelmiyor. Hiç güzel gelmiyor ama dedim ya zevkler tartışılmaz. Yani bana güzel gelmeyen Kaan'a güzel, cazip gelebiliyor. Kaan'a mı? Hmm. Gonca Kaan'a güzel mi geliyor? Evet. Demin konuşurlarken gördüm. Yani kızın neredeyse içine akciğerine düşecekti ya. Baba, baba, baba. Yapmaya çalıştığın şeyin farkındayım. Ama eğer mutlu olacaksan söyleyeyim. Kaan'ın kime bakıp bakmadığı benim hiç umurumda değil. Aa, hayırdır bir şey mi oldu? Anlatmak ister misin? Bir arkadaşça sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz Erman Bey. İyi günler dilerim efendim, hoşça kalın. Allah Allah. Bu da ona bozuk. Ben nedenini öğrenmem lazım. Erman, gel oğlum. Bu ne ya? Allah Allah. Gayipten sesler duymaya başladım ha. Lan benim tansiyon iyice gitti. Gideyim kantinde bir şeyler içeyim. Asiyet! Kız mısın sen? Ha? Tatlı kız. Tatlı kız kız. Küstü tatlı kız. Of ya!
Ya alt tarafı Desperado'yla bir yemeğe çıkıyorum ya. Ne olabilir ki? Ne olabilir ki? Ne olmaz ki? Ne olmaz? Ya seni üzer, kandırır. Ben sana kıyamam ki. Erkekler asla beni üzemez. Üzülmem ben. Kimsin ailem ben? Ne oldu sana? Sen pek mi neşelisin? Desperado Buse'yi akşam yemeğine davet etti. Buse? Doğru mu bu? Doğru. Biz çocukla beraber romantik yemeğe çıkıyoruz. Beraber çıkıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi çocuğun teklifini kabul mü ettin? Kızım, onlar seni üzer. Onlar güvenilir değil. Siz aranızda anlaştınız mı ya? O çocuk seni üzer, o çocuk seni üzer diye. Ha? Üzebilir ya. Ha? Şimdi düşününce bir gitmesem mi acaba? Gitme bence. Tabii ki gitmeyeceğim ya. Kandırdım. Tabii ki gideceğim. Her türlü giderim var benim. Liste bile yaptım. Ne listesi o? Şillerin listesi. Ya ne listesi olacak Yağmur ya? Tabii ki de ilk yemeğe çıkıldığında yenmemesi gereken yemeklerin listesi. Oho! Sen çoktan kafaya koymuşsun gitmeyi. Ben sana diyorum ki onlar sağlam pabuç değil. Sağlam pabuç değiller. İhtiraslılar. Yalancılar. Çapkınlar. Ama çok tatlılar ya. Saçları falan saçma sapan bir şey yakışmasın böyle atmış. Buse, biz Asiye ile arkadaşların olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdik. Artık gerisi sende. Ay inanmıyorum. Bir gelin sarılacağım ya. Bir yan yana böyle böyle bir sıkacağım. Allah'ını seversen bırak ya. Daraldım ya. Heyecanlıyım herhalde bastos üstüme. Evet, şimdi ilk buluşmada yenmemesi gereken yemekler alıyorum. Bak sakın koca tabak salata söyleme tamam mı? Böyle inek gibi otlar gibi gözükürsün. Hiç hoş bir görüntü değil. Hele içinde çeri domates varsa sakın ha diyorum. Sonra onu böyle ısırırsın böyle fışık diye böyle karşıdakinin üstünü başını berbat eder. Fışık mı? Evet fışık. Ben de bir filmde görmüştüm böyle sakın domates çorbası için. Onu böyle kaşarı sunuyor böyle uzuyor rezil olursun valla. Senin tipini ben ya. Allah'ım yarabbim ya çok tatlı bir şeysin sen ya. Neler de biliyor kız. Bak sakın bir de spagetti söyleme tamam mı? Dola dola bitmiyor. Sen böyle daha yenmesi kolay, böyle küçük lokmalıklı, böyle kolay lokmalıklı şeyler söyle. Kolay lokma yemem ben. Zor lokma söylerim. Asiye, akşam lokma yapsana. Hep balık hep balık. Alır. Tamam. Hadi o zaman benim hazırlanmam lazım. Banyosuydu, duşuydu, bilmem nesiydi, parfümdü. Bir şey söyleyeceğim. Ya hazırlanamazsam ben, yetişemezsem? Ay, bir şey söyleyeyim mi? Senin azlamanın kaldı. Ne yetişemeyeceğim ya? Manken gibi kızım ben be. 5 dakikada giyinirim, 5 dakikada soyunurum. 5 Çekin şuradan. Gidiyorum. Sinyorita. Hey. Hey. Süper. Tahsin. Erman abi ne haber? İyiyim oğlum, senden ne haber? İyi abi. Ne yapıyorsun? Abi pimpon öğreniyorum bak. Bir oyanı bir oyanı, bir oyanı bir oyanı. Anladım yani. He, aferin. İyi anlamışsın çünkü zordur onu anlamak böyle. Bir oyana bir oyana. Zor tabii. Bana bak. Sana ne getirdim? Anam, sandviç ekmeği arasında 4 ince dilim pastırma, 3 domates, 2 sivri biber. Biri acı. Oha, içini mi gördün lan? Abi bu benim uzmanlık alanım. Bunu sana özel yaptırdım. Kantinden. Erman abi var ya sen, adamın dibisin ya. Laf olmaz kardeşim. Erciyes'in tepesine heykeli dikilecek adamsın sen ya. Hiç önemli yok ya, biz arkadaşız. Arkadaşlık böyle zamanlarda belli olur. Şimdi sen pastırmasız kalsan neye yaradı benim arkadaşlığım? Tabii ya, arkadaşlık böyle zamanlarda. Ya arkadaşlık dedin de aklıma geldi Tahsin. Şu bizim Kaan arkadaşımız ne yapıyor acaba? Ya ben onun için bir üzülüyorum. Niye ki abi? Ne bileyim böyle son zamanlarda böyle bir içe kapanık bir üzüntüsü var acaba? Ya ben de üzülüyorum abi ama ne zamanla unutur Yağmur'u nasılsa. Ne? Yağmur'u mu? Anam ben ne yaptım ya? Ya söylememeliydim, çocuğunu üzüleydi. Ne yaptım ben ya? Tamam oğlum tamam, üzülme, önemli değil. Hem ben sizin de arkadaşınız. Hem Kaan zaten bana bahsetti Yağmur'dan. Bahsetti mi? Bahsetti. Biz Kaan'la böyle şeyleri paylaşırız, konuşuruz. Biz son muhabbeti paylaşmadık da ne olmuş aralarında Yağmur'la? Yani şimdi siz Kaan'la böyle şeyleri konuşuyorsunuz abi. O zaman ben de sana anlatabilirim. Anlat tabii oğlum. Kankayız sonuçta. Ya şimdi kanka. Kaan Yağmur'dan hoşlaşıyor ya.
hoşlaşıyor. Evet. Evet. Kaan geldi dedi ya bize. Ben dedi gidip dedi Yağmur'la konuşacağım, ona karşı saf ve temiz duygularımı anlatacağım diye. Saf ve temiz duygular mı? Evet. Ben bilirim o saf temiz duyguları. Anlamadım Erman abi. Yani ben biliyorum diyorum, o kadarını bana anlattı Kaan. Sen mevzuya gel. Ne olmuş? Kaan Yağmur'a gitmiş, Yağmur da Kaan'a ben senin bildiğin kızlardan değilim mi demiş. Yo. O mu? Ben senin bildiğin kızlardanım mı demiş. Yani Yağmur öyle bir şey hayatta yapmaz. Yani burada tanıdığımız kadarıyla. Yok Erman abi, Yağmur bir şey diyememiş ki. Diyememiş mi? Ne? Yağmur niye diyememiş? Ya diyemedi çünkü Kaan Yağmur'un bir sevgilisi olduğunu öğrenince ona çıkma teklif etmekten vazgeçti. Vazgeçti ha? Aferin Kaan'a, aferin. Tabii vazgeçecek. Bak hep söylüyorum, bu Kaan aslında çok iyi böyle uyumlu bir çocuk. Anladı tabii. Yağmur'un öyle bir... Yağmur'un sevgilisi olduğunu öğrenince mi dedin? Evet. Yani anlayacaksın, Yağmur'un sapı varmış abi. Hoş, bizim orada da derler, üzümün de sapı var ama biz yiyoruz. Bana bak Tahsin, şimdi pastırmanın yanında çömen diye seni yerim ha. Bana niye kızıyorsun abi ya? Tamam, tamam, tamam. Ben sana kızmıyorum. Ben hani Kaan için üzülüyorum. Kimmiş o yani Kaan arkadaşımızın üzülmesine sebep olan Sinan mıymış ne? Hangi Sinan? Mimar Sinan. Oh, espri yaptım çok iyi ya. Ay, ya ben kızlar varken niye yapamıyorum böyle şeyleri ya? Of, hiç denk gelmiyor. Çok güzel espri yaptım. Tahsin, şimdi ben sana buradan sağlam bir tane denk getireceğim, göreceksin ha. Lan, aynı Sinan oğlum, bir sürü Sinan var canım. Bana bak, bu Sinan böyle hafif böyle kirli pıçırık sakallı böyle çeçe sineği sokmuş gibi bakan bir çocuk. Anne, sen nereden tanıyorsun Erman abi? Yağmur bana bir ara bahsetmişti. Yani ben böyle hani böyle sersem sepelek bakan hafif kirli sakallı çocuklardan hoşlanıyorum diye. Ana! Bizim Kaan sakaldan kaybediyor abi. Aslında var ya böyle her gün tıraş olsa çabuk çabuk gür gür çıkar sakalları değil mi? Neyse neyse, al sen şunu hadi, afiyet olsun ya, ben kaçıyorum. Nereye Ermen abi? İşim çıktı bak. Bak rölantim de bozuldu. En az 18-10. Ben de gideyim şunun yanına bir gazoz alayım, böyle gitmez ki. Hadi. Vay be. Anneme 40 defa söyledim. Bak bu çocuk zart zurt giriyor çıkıyor aralarında bir şey olmasın diye. Yok efendim onlar yakın arkadaşmış. Yok böyle karşı cinsli arkadaşlık olabilirmiş. Modern kafalar. Ulan resmen uyumuşum be, resmen. Herife bak, kızımı kaptı. Ulan dükkana da el koyar bu acıların çocuğu görünümlü Nuri Alçopçak. Erman amca, Erman amca. Annem beni kursa yollamıyor. Allah'ın deniyorsun. Oğlum her zaman bey değil. Diğer tuşlara da bas. Aynı şeye basıp... Ya A'ya da basıyorum. Y'ye. Hepsine bastım ben. Tahsin. Tamam mısın? He. Abi gel buraya. Hayallerin gerçek oldu. He. Geleyim de yerimi kap değil mi? İyi sen bilirsin abi. Bu Barbie lakaplı kız ekleme talebini kabul etmiş. Barbie mi? Harbi mi? Ya oğlum senin hesaptan ekleme talebi göndermiştik ya. Benim hesaptan kız başı 1 liradan günlük 100 kişiye gönderiyor zaten. Paralar suyu çekti. Ulan Yazgan yine yoldun çocuğu değil mi? He abi yoldum ha. Yoldum. Abi bu sefer durum ciddi. Kız Tahsin'le görüntülü konuşmayı kabul etti. Vallahi mi? Allah kardeşim benim. Ya bir dur diyelim Allah'ını seversen ya. Zaten ortalık karışık. Ya böyle sevinme tarzım olur abi. Bu ne klişelik ya? Ben bohem adamım oğlum. Ben sanatçı adamım. Hoşlanmıyorum bu tarz şeylerden. Yapma. Ya tamam, kız nerede? Ya ne? Of of ya Rabbim ya. Abi hayvanat bahçesi mi orası yani? Aslanlara bakmaya gelmedin. Bir dur, her şeyin yolu yordamı var ya. Çekil bir kenara. Allah'ım ya. Ne oldu? Kız düştü. Düştü mü? Yazık ya. Acımış mı bir yere? Allah'ım. Ya oğlum kız düştü derken yani internet bağlantısı kesildi. He. Yeniden bağlamak için de şöyle birkaç yüz lira gerekiyor değil mi Yazgan? Ya Kaan senin gözünü ne kadar çok para bürümüş ya. Sen ne ciğersiz bir adam mısın ya? Ben. Yok ben. Tamam abi. Tamam. Hiçbir şeye karışmıyorum abi. Ne yapıyorsun ya? Deme zaten abi. Bu sefer durum başka. Yani bu sefer olmuştu bu kız mevzusu ama internet kesildi. Benim de hayatla bağlantım kesildi. Öleyim ben ya, öleyim ya. Tamam lan dur dur. Dur bir de ben bakayım şuna dur. Dur şuna bir de ben bakayım. Bak sen yalan söylüyoruz. Haydi. Hakikaten kesilmiş ya. Ya ben ne dedim daha demin? Peki şunları da bir arayalım bakalım. Bakım falan vardır belki. Alo. Merhabalar. Ya bizim internetimiz kesildi de. Evet bu numara. Kaan. Annemin kızlık soyadı. Y.L. Evet. Ne? Borçtan dolayı mı kesildi?
Peki, teşekkürler. Sağ ol. Ne demek oluyor abi bu? Ne demek oluyor abi? Ben sen ödeyeceksin zannediyordum. Oğlum ben de Tahsin ödeyecek zannediyorum. Ben hiçbir şey ödeyemem böyle giderse. Ben ayakta öleyim. Öleyim ben. Hiç bakmayın bana öyle. Ben de sen ödeyeceğim zannediyordum. Abi tamam işte. Hepimiz işi birbirimizin üzerine atmışız. Ben ne şanssız adamım ya. Bana üniversitede kızlar teklif ediyor dediler. Ben o yüzden bir sene evden çıkmadan ders çalıştım ya. Neyse abi. Tamam uzatma artık Tahsin sen de. Olan oldu. Bak ben diyorum ki bundan sonra böyle sıkıntılar olmasın diye şu faturaları paylaşıp ödeyelim abi. Evet. Bence çok iyi bir fikir. Tamam. İnternet bende. Heh, bir de doğalgaz bende. Tamam abi. Suyla telefonu da ben alırım. Tamam, sana da elektrik kaldı. Elektrik mi? Tamam. Elektriğin bende olması güzel oldu. Tamam. Niye abi? Ya niyesi olur mu abi? Yani elektrik bu sonuçta. Mühim mevzu yani. Elektrik yoksa internet yok. Elektrik yoksa doğalgaz yok. Yani elektrik mühim mevzu yani. Sonuçta bu mevzuyu Tahsin'e mi bırakacağım abi? Doğru söylüyorum. Evet abi doğru söylüyorum. Anneciğim merhaba. Ah, hoş geldin oğlum. Yağmur geldi mi? Geldi odasında. Ne oldu? Ne hiç? Ha Erban, bir firmadan telefon ettiler. Masa mı ne sipariş etmişsin? Ne ki o? Ha proje masam. Getirsinler getirsinler. Yağmur. Efendim baba. Kızım ne yapıyorsun? Teknik resim ödevi. Kaçıncıyı istiyorum biliyor musun? Ha beceremiyor musun? Basit o. Ben anlatırım sana öğrenirsin basit. Hayır beceremediğimden değil. Bir masa almadım baba ya. Ayak üstüne debeleniyorum hep böyle. Ha bakarız bakarız. Ne oldu sen erken gelmişsin? Niye şaşırdın? Ben şaşırmadım da hani dün okuldan sonra hani geç geldin eve de bugün şimdi erken gelince. Hakikaten sen dün okuldan sonra nereye gittin ne yaptın? Eyvah. Sinan'la buluştuğumu söylersem çocuğa fırça atar dükkanı için Asya'yı bıraktım diye. Biz Buse'yle kafeye gittik, oturduk okul çıkışında. Buse'yle kafeye gittiniz, oturdunuz. Ha, Buse'ye. Allah Allah. Buse ne ara sakal bıraktı ya? Sakal mı? Ne sakalı ya? Ama baba, bak senin de bir kızın var. Yani genç kızız biz. Azıcık bıyığı çıkmış diye yani sakal mı oluyor bu? Çok yanlış, çok ayıp, çok kınadım. Osman, ben bir varmaya acı edip geleyim. Yağmur! Şurada dur. Dün Sinan'la buluştuğunuzu biliyorum. Sinan'la? Evet, Sinan'la. Ay evet, buluştuk. Ne var? Ne demek kızım? Nasıl bir laf böyle? Ne demek bu? Ha? Benim sinirimi tepeme çıkarma. Onun defterine ayrı duracağım. Onun yaptığı da ayrı kalleştik ama... Sana ne oluyor? Ha? Güvenip evime aldığın çocukla nasıl çıkarsın? Çıkmak derken? Çıkmak kızım işte. Çıkmak demiyor musunuz? Flört müdür nedir? Çıkmak işte. Baba, Sinan benim en yakın arkadaşım. Ya kardeşim biliyorum ben onu ya. En yakın arkadaşım kardeşim. Ma aile beni ne zamandır uyutuyorsunuz ama artık uyumam. Uyumam. Anladım ben mevzuyu. Maymun gözünü açtı. Ya baba Sinan benim en yakın arkadaşım diyorum ya. Ya nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun? Kafayı yiyeceğim ha. Sen Sinan'la aramızda bir şey olmadı, bir şey yok mu diyorsun yani? Aramızda bir şey olmadı. Olmayacak ve olamaz da. Ay arkadaş. Niye o zaman dün buluştunuz, sakladın? Buna cevap ver bakayım. Cevap ver. Ya çünkü Sinan benimle buluştu diye dükkanı o Şinasi'ye emanet etti. Ya sen bunu bilsen kızmaz mıydın? Kızardın. Vay alçak! Vay alçak! Dükkanı Şinasi'ye mi bırakmış? Ya o ekmek teknesi be! Ona bırakılır mı? Bırakacak olsam ben bırakırım. Sana ne oluyor? Bak, hem kızımla çıkıyor hem dükkanı Şinasi'ye bırakıyor. Çok yanlış, yanlış! Kızımla çıkmak diye bir şey yok! Hemen sana yanlış olan bir şey söyleyeyim mi? Okul çıkışında öyle Hafiye gibi kızını takip etmek, neredeydi, ne yaptı, kimleydi, nereye gitti, bu tarz gözetlemelerde bulunmak çok yanlış. Ne Hafiye'si, ne takibi kızım? Benim işim gücüm yok, seni mi takip edeceğim? Hmm. Kaan takip edeyim. Şu Firifin Tahsin'de
Yağmur sevgilisi Sinan'la beraberdi deyince ben o yüzden şey ettim. Bir dakika, bir dakika. Ben yanlış mı anladım? Sen Kaan mı takip etmiş dedin? Evet. Gördüğün gibi hafiye olan baban değil, o artist Kaan'mış. Gerçi sen onun ne mal olduğunu anlamışsın. Aferin. Ben şimdi anlıyorum ya. Ne anlıyorsun kızım? Allah'ım çok teşekkür ederim. Kızım niye teşekkür ediyorsun? Az önce kızıyordun. Durduk yere niye teşekkür ediyorsun? Olsun. Ya ben Kaan böyle dengesiz biri falan diye bana trip atıyor zannediyordum ki... meğerse Sinan'dan beni kıskandığı için bana trip atıyormuş. Aa, yok dur. Aa yok. Kaan dengesiz. Onu şey yapalım. İlk söylediğinde haklısın. Dengesiz o, haklısın yani. Babacığım. Başka diyebileceğim bir şey yoksa... seni... Şşş, şöyle. Çıkıyorum, çıkıyorum. Her şey bana bakacak. Ya abicim o elektrik faturalarının günü geçmiş ya. Hadi aramızda para toplayalım da ben ödemeye gideyim. Tamam kardeşim, ne kadar gelmiş? Bak abi. Yuh! Bu ne oğlum ya? Ya yuh abi, evet. Benim değil mi sorumlusu? Ben elektrikle çalışıyorum ha. Oğlum ben sana bir şey mi dedim lan şimdi? Genel olarak çok gelmiş, onu söylüyorum ya. Abi ben ne yapayım yani? Ayrıca otobüste öğrenci var, tam var. Elektrik faturasında niye yok? Ha, otobüse binerken fakiriz, elektrik faturasını öderken zenginiz. Bu mu? Aferin ya. Vay, senden hiç beklemeyeceğim kadar mantıklı bir cümleydi bu. Buna ne oluyor ya? Tahsin. Oğlum neyin temizliği bu saatte? Daha dün temizledik bütün evi oğlum. Barbie olayı beni çok yıktı abi. Bir şekilde enerjimi bir şekilde atmam lazım. Sakın bulaşmayın bana var ya. Yılların birikimi var içimde. Kaldır ayağını. Ne yapıyorsun ya? Kaldır. Ya oğlum ne yapıyorsun? Temizlik yapacağım. Ya ne ya? Of bir dur be, bir dur be. Sen de annem gibisin ya. Bak İlham geldi gitti. Gördün mü? İkiniz bir arada olmuyor. Tahsin. Dur. Lan bununla yer mi silinir Tahsin? Ne yapıyor? Halı silinir mi bunlar? Oh, yeter demesin bunu. Muane ya! Muane! Anne, nasıl? Beğendin mi çizim masamı? Ay çok güzel, çok güzel. Çok şık bir şey. Burası tam mimarlık ofisine döndü şimdi. Harika görünüyor. Ya böyle insana çalışma, bir şeyler yapma şevki veriyor. Ya bir an önce şu teknik resim çizimlerimi yapayım istiyorum. Dur, ben birkaç dantel getireyim de kullanmadığın zaman üstüne örteriz. Dantel mi? Evet, dantel. Yayarız. Hadi olur mu öyle şey? Ay Allah'ım, bu kadınların boş buldukları her yere dantel koyma güdülerini de anlayamıyorum. İnşallah iftara yetişiriz. Ay çok affedersiniz, siz buradasınız, taşıdınız. Çok teşekkür ederim, hiç çizik müzik yok. Dur, git, gitme, gitme. Dur. Çok teşekkür ederim. Hadi arkadaş. Çocuklar, buyurun siz önden. Vay canına. Geç yavrum. Vay, 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 vay. Şuna bak ya. Bakayım. Bu asansörlü galiba ya. Şuradan boyuna göre ayarlıyorsun. Belin ağrımaz, istediğin yükseklikte. Çok güzel adam yapmış be, yapmış be. Benim zamanımda yoktu ki mi? Baba, bu çizim masası nereden çıktı? Yeni aldım. Nasıl? Güzel değil mi? Ya çok güzel ya. Ya harika ya. Ya baba ya! Ya! Teşekkür ederim. Neden daha acilen söylemiyorsun? Ben de gidip aşağıda öyle iki büklüm yapmazdım yani. Çok güzel ya. Bir şey değil de bu masa benim. Senin derken? Ya bu masa benim. Sadece benim. Bir tek benim. Çalıştım kendim. Aldım. Yani hani benim çizimlerim falan olmadığında, o boş olduğu zamanlarda belli sürelerle sana da verebilirim. Tabii onun da bir şartı var. Tahmin edeyim. Ay ödevlerimi eğer sen yaparsan. Yo. Ben kendi ödevlerimi kendim yaparım. Kimseye vermem. Ne? Benim çizim masamı belli sürelerde kullanmak istiyorsan... okulda benim belirlediğim bir iki kişiyle arkadaşlığını keseceksin. O iki kişiden birinin isminin baş harfi K değil mi? Hani bildiğimiz K. Abi hiç düşünmedim, hiç düşünmedim. O zaman sağ ol baba, ben almayayım. Ben gider küçük masamda yaparım yani çizimlerimi. Hiç problem değil. Lütfen bana bir müsaade eder misin? Teknik resim çizimlerimi bitireyim. Yani yarın eksik ödev teslim edip sınıfta arkadaşlara maymun olmak istemiyorum. Of baba ya! Ya işte böyle kuzu kuzu öğrenirsiniz
bu evde kimin sözü geçermiş Yağmur Hanım? Bakayım. Ay çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Ya bir olmadı ya. Ha, içime sinmedi sanki ha. Ama çok güzel oldu böyle rengi saçına falan. Ya içime sinmedi diyorum. Yeter ya bir öyle bir böyle hantı gibi. Delirttin adamı. Özür dilerim. Arkadaşım sanmıştı. Ya bak ben bir tanesi de biliyorum böyle renklerin ne anlamı geldiğini yazıyor. Ona göre elbiseni seçebiliriz. Hah ne dersin? Tamam olur. Mesela sarıya baksana hemen. Heh, tamam bakayım hemen. Dur bir açayım önce. Şeymiş ya sarı. Çelemekmiş. Hüzün ve geçiciliği temsil ediyormuş. Bu ne ya? Sarıya mı kaldım ben? Heh? Ben hüzünlü müyüm? Ben geçici miyim? Taksi miyim ben sarı balığı? İstemiyorum. Hiçbir şey beğenmiyorsun ama sen de. Niye bağırıyorsun? Niye arkadaş gibi şey yapmıyorsun? Sağ ol ya. Darladın çünkü. Tamam olsun. Mesela ben kendim bulabilirim. Sen çıkabilirsin artık. İyi tamam ne istiyorsan giy. Ne istersen giy. Tamam. Ama dikkat et. O çocuğa dikkat et. Ya canım arkadaşım ya. Gir hocam. Hadi bakalım çık sen. Evet. Çık artık. Allah'ım ya hepsi ne kadar tatlı ya. Ya ne giyeceğim ya. Hiçbirini giymek istemiyorum. Hazırlanacağım. Bakıyorum. Bu değil. Bu değil. Evet. Bu da değil. Hiç değil ya. Bunu asla istemiyorum. Bu da değil. Bu değil. Şunu belki isterim. Bunu hiç istemem. Hah, işte bak buldum. Şunu şöyle buraya yayarız. Anne ne yapıyorsun? Ödev yapıyorum. Canım sen gene yap ödevini. Ben senin kullanmadığın kısımlara yayacağım danteli. El işi mi bende? Tabii. El işi göz nuru. Hem ucuna bak nazar boncuğu da koydum. Tamam anneciğim ben onu şimdi alayım buradan. Bak şimdi böyle şuraya doğru koyalım. Hatta bak nazar boncuğu da şöyle görünsün buradan. Benim ödevim bittikten sonra boydan boya böyle eski o televizyon üstündeki gibi yani. Yatak örtüsü gibi sereriz üstüne olur mu? Aman iyi. Ben senin masan güzel görünsün diye yapıyorum evladım. Yoksa ben meraklı değilim öyle her yere dantel sermeyi. Bilmez miyim? Geçen sene televizyonun uzaktan kumandasını dantelle kapladın ya. Ama çok güzel görünüyordu değil mi ha? Tabii tabii. İkiye basıyorsun. Altıncı kanal açılıyor. Erman! Yağmur bir şeyler anlattı bana. Doğru mu bu? Yağmur bir şey anlattığına, sen de bu tonda geldiğine göre baba... ...ne söylenecek bir şey yok anlaşılan. Kesin hüküm verilmiş belli ki. Sus! Hergele! Ne demek? Ben kızıma masayı vermem, ondan paylaşmam. Ne demek bu? Şimdi bu masa benim masam. Ama hani Yağmur'a verilmeyecek, Yağmur kullanmayacak diye de bir durum yok. Belli şartlar var. Onları yerine getirirse vereceğim. Ya ulan bir de baba olacaksın sen ya. Ulan el alem ceketini satıyor çocuğunu okutmak için. Sen kızınla bir masayı paylaşmıyorsun. Tuh sana. Baba şimdi bunlar çok ağır laflar. Masam? Baba sen benim masama ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Deli. Allah Allah adımı bile atmadım. Her şeyi sen kendin yaptın. Gördüler bunlar. Erman ben dedim sana nazarlıklı danteli oraya koyalım diye. Anne Allah aşkına şu kadarcık
Şu nazar boncuğu bu kadar göze ne yapar? Ha, özellikle bu göze. Münir, yavrum aman. Dikkat edin o cam kırıklarına basma ya. Aman, aman dikkatli ol. Ha, bana batsın yani. Ben camların üzerinde dolaşayım. Ama sen istediğini yap. Sen acı batacağız. Seni kırağa çalmaz da sorsa. Yani, bravo baba, bravo. Yani, torununla birlikte yani yaptığımıza bak. Yani neredeyse Semih'ten böyle burada göbek atıp oynayacaksınız. Ama bir söyleyeyim mi? Bu yalnız benim için değil, Yağmur için de kötü oldu. Niye? Tabii ben işim birazdan bitecekti. Çizimini yapsın diye Yağmur'a verecektim masayı. Ay gerek yok. Ben senin şantajına boyun eğip çizim masamda çalışacağıma gider kendi böyle küçücük minicik masamda çalışır. Gerekirse kötü not alırım daha iyi. Sen öyle zannet hanımefendi. O yamuk yumuk masada hiçbir şey çizemezsin. Bitti. İkimiz de zayıf alacağız. Hayır efendim. Sen zayıf alacaksın ama benim yavrum zayıf almayacağım. Gel kızım benimle. Garantisi var mıdır bunun acaba ya? Garanti yoktur bunun. Bakıp çıkacağım demiştiniz. Bakıyoruz. Bak, bakıyorum bak. Ha, baktım bak. Bak gördüm herkes çift çift gelmiş. Sipariş verecek misiniz? Ya sen beni bir siparişle korkutabileceğimi zannediyorsun ya. İstediğin sipariş olsun senin ya. Menü herhalde. Bakalım neler var. Oğlum. Bu kadar mı hepsi? O zaman sen bana bir su getir. Soğuk. Buz. Tuzla da kokmasın bro. İşte geldik Conchita, burası. Ya şu suya 14 lira alıyorlar ya. Evet Buse'cim, masamız hazır. Buyurun bakalım Conchita'ların Conchita'sı. Efendim canım. Şu an masanın altında sana doğrultulmuş bir silah var. Ne? Şaka yaptım ya. Şaka. Sen gerilince böyle saçma sapan şakalar yaparım da. Bir açıklama bekliyorum senden. Oo, birazcık çapkınsın diyorlar ki bunlar mübalağa. Ha, geçmişte de birkaç kız arkadaşım bulmuş. Onlar zaten fos. Ki sen anlarsın. Spor bir araba. Cebimde para. Haliyle bana aşık olan kızları ucuca eklesem... buradan karşı tarafa üçüncü bir köprü olur. Ama ben seninle yeniden doğdum kız. Seni görünce her şey değişti. Hatta geçmişi bırakıp yeni bir sevgiyi tatmak istiyorum. Ama beni param için değil, ben olduğum için seven bir kız istiyorum. Kimseyi sen olduğun için sevecek ya. Ben bile seninle paran için birlikteyim. Efendim? Şaka. Şaka yapıyorum dedi ya gerginleşince saçma sapan şakalar. Şakacı kızları severim. Ne şakası be? Oyun mu oynuyorum ben burada? Karagözle hacivat mı oynatıyorum? Aklımı mı oynatıyorum acaba? Bu ne ya? Derin derin nefes al. Rahatla canım, rahatla. Sakin misin, iyi misin? Evet, çok iyiyim. Süper, çok. Her zamanki gibi, önden kahvelerinizi getirdim efendim. Buse Hanım. Bu sizin filtre kahveniz. Sizin de ekspresonuz. Ben filtre kahve istemedim ki. Buse Hanım, geçen hafta geldiğinizde içmiştiniz. Oğlum. Bu geçen haftaki Buse değil yavrum. Ha? Ver şu menüleri. Pardon efendim, yanlış buz, yanlış masaymış. Tövbe tövbe, çattık be. Neyse hayatım,
biz yemeklerimizi seçelim. Bu ne ya böyle? Tarkan ve Kurt filmlerindeki hanlar gibi. Her gün başka kız, her gün başka kız. Oldu olacak garsona. Hey hancı! Bana bir içki ve kadın söyle. De! Buse'cim yanlış ya. Ama bunlar olabilir. Eski ilişkileri unutabiliriz ki. Yeni bir şeylere başlayacağız tatlı şey. Gel bakalım bırak. Allah'ım yarabbim ya. Çok tatlısın. Asıl sen tatlısın. Ha, bir daha söyle. Sen tatlısın. Bu olmadı. Şuraya bak, şuraya bak. Güzelim masa ne halde? Tuz buz oldu. Hayır masaya geçtim, ben yarın hocaya ne diyeceğim? Ben kendime çizim masası aldım. Ama onu kızıma kullandırtmadım. Dolayısıyla da bana nasip olmadı dersin. Sen dalga geç bakalım. Ya ben bu dersleri zamanında öyle ya da böyle gördüm, aldım. He? Yani çizim notum kötü olsa da sınavda toparlarım. Sen ne yapacaksın sen? Yağmur! Gel evladım, yardım et bana, gel. Geliyorum dedeciğim. Hayırdır? Ne yapıyordu? Bu ne dedi? Bu senin babanın yıllar önce kullanamadığı çizim masası. Tamam mı? Ha, biraz eski model ama bir silindi mi işe yarar. Onu ben bir güzel siler temizlerim. Aslansın dedem ya. Baba helal olsun vallahi. Hem beni hem Yağmur'u zayıf almaktan kurtardın ha. Sana ne oluyor be? Ben onu torunuma verdim. O masa benim masam. Ne demek benim masam? Yani yukarıda kırılan masa nasıl senin masansa bu masa da benim masam. Ben sana verdim parasını, sen gidip aldın bunu. Demek ki benim masam. Ben de onu torunuma veriyorum. Sana ne oluyor? Sen bu masayı yıllarca o kadar zaman sakladın ha? Ben saklamadım. Anne sakladı. O çünkü eskiyen hiçbir şeyi atmaz. Bilirim annem eskileri hiç atmaz. Hadi kızım tut şunu da git odana götürelim. Hadi yürü. Yağmur, kızım, sen ödevlerini bitirdikten sonra masayı babana ver de o da ödevlerini yapsın. Şu an tabii bilemiyorum. Onu babamın zaman içindeki hal ve tavırlarına göre değerlendireceğim. Hal ve tavırlara göre değerlendirecekmiş. Ben sıfır alırım, yine de sizin masanıza minnet etmem. Sen zaten minnet etsen de sıfır alacaksın değil mi? Kızından esirgediğin masanın son halini görüyor musun? Oh olsun sana. Evi de sokakta bıraksaydınız beni. Nasıl? Beğendin mi eti? Az pişmiş. Beğendim. Böyle kanlı kanlı çok güzel. Bitirmemişsin ama. Çıtamayayım ben. Oldu olacak hiç pişirmeselermiş bunu. Getirselermiş çatır çutur girişseymişim ben buna. Ama bak yiyorum çok güzel. Cidden. Sen hep böyle gel gitli bir Conchita mısın? Evet. Bazen git geldiğim, bazen gel gittiğim. Çok şakacısın. Sen de çok tatlı. Neyse oğlum ya. Bu gece Tuzla'daki yazlığa tek başına dönmeye değmez. İskele yapmaya devam Conchita'ya. Sabah ilk iş postalarsın. Ne düşünüyorsun? Seni? Bak Buse'cim, ben senden gerçekten çok hoşlandım. Peki senin bana karşı olan hislerin var mı? Ben de senden çok hoşlandım. Sana karşı güçlü duygular besliyorum. Besliyorsun demek. Ne besleyeceğim be? Güçlü duygu beslemek kolay mı zannediyorsun sen? Ya besleyemezsem, ya duygularımı aç bırakıp öldürürsem, aşk peşk giderse. Bak Buse'cim, diyorum ki bir yazlığımız var. Acaba birlikte bu gece orada mı kalsın? Ben yerimi yedirgarım, gelemem. Kız beni ya anlamadı ya naz çekiyor. En iyisi son hamlemi yapayım. Dengesiz ama hediye verince benimle gelmeyi kabul eder belki. Sürpriz. Sana bir hediye aldım. Bu gecenin hatırası. Bana mı aldın? Sana aldım. Takayım mı? Tak. Bu eski numara bu ya hediye.
Çok güzel oldu. Evet ya. Ben dayanamayacağım galiba. Zafer dansı mı yapacağım? Çekil şuradan. Yemeğe geldik. Kolye hediye. Kolye hediye, kolye hediye. Hey! Kolye hediye, kolye hediye. Hey! Hey! Bro ne oldu ya? Abi sorma ya, bu Conchita kafayı yemiş sana. Yemin ederim var ya, tırstım ben bundan. Burada bir tane çocuk vardı ya, lavaboya mı gitti acaba o? Yok efendim, beyefendi biraz önce arabasını istedi. Ne? Çekil! Çekil! Git! Lan gitmiş. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl? Bitirebildin mi ödevini? Ya bir son kalınlaştırmalar kaldı. Galiba ondan sonra bitecek. Ha, iyi. İyi. Bitir de yat bak. Sabah uyanamayacaksın ha. Tamam yatarım. Ne? Hadi kolay gelsin. İyi geceler. İyi geceler. Ben gece gelir bitiririm çizimimi. Nasıl olsa top atsam uyanmaz. Teknik resim mi? Teknik resim ne ya? Ben niye teknik resim diye alarm kurdum? Aa! Çizim yapmam lazım benim. Dur bakayım. Herkes uyudu mu? Yok, nerede bunun? Aa. Nerede bunun? Sevgili babacığım, muhtemelen şu anda bu odaya sadece üstümü açıp açmadığımı kontrol etmek için gelmişsin. Ama yine de bir ihtimal buraya geliş amacın gizlice masamda teknik resim çizimini yapmaksa, gördüğün gibi, daha doğrusu göremediğin gibi masanın sehpası yerinde yok. Hırlısı var bunun, hırsızı var. Ne olur ne olmaz diye yatmadan önce dedemle sakladık. O yüzden hadi şimdi git yatıyor. Sabah okulum var ve ikimiz de biliyoruz ki uykunu alamayınca çok huysuz oluyorsun. Hayret bir şey. Dede torun bir olup çocuk gibi masayı saklamışlar. Ben bu yaştan sonra okumaya çalışıyorum ben. Ayıp vallahi. Vallahi ayıp ya. Ben bunu hiç görmedim. Sinan, gel oğlum şöyle. Gel bakayım. Gel böyle, gel. Gel.
Gel şöyle otur. Sinan. Seni oğlum gibi severim, bilirsin değil mi? Bilirim Erman amca. Ben de seni babam gibi severim. Aferin, aferin. Yalnız ben değil. Bizim bütün aile, İbrahim amcan, Münire teyzen, onlar seni torunu bilir. Yağmur, yani o kardeşi bilir seni. Değil mi? Bilirim Erman amca, bilmez mi? Özellikle Yağmur. Yağmur, sen hani kardeş gibisin. Hatta sen onun abisi sayılırsın. Biliyorum Erman amca, bilmez mi? İyi. Ya ben anlamadım ki şimdi yani bu konuları niye açtık? Yani ben anlamadım. Bilgilerimizi tazeleyelim diye. Yani genel olarak ne kadar sevildiğini bil. Ne kadar güvenildiğini. Eksik olmayın Erman amca. Ya ben yokken dükkanda sana emanet, bunu da biliyorsun. Biliyorum Erman amca. Şimdi bütün bilgilerimizi tazeledik. Değil mi? Bir yanlışlık var mı? Yok. 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 Güzel. İyi, hadi bakalım. Hadi şimdi işine. Hadi işine şimdi. Hadi şimdi güzel güzel işine. Olur mu? Hadi. 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 Şinasi. Efendim usta. Bana Face'te hesap açtın mı? Açtım usta. Vallahi. Şuna bak, 10 lira para üstü veremiyor. 2 dakikada bana Face'ten hesap açtı. Böyle şeylere kafası çalışıyor Erman amca. Kafası? Şinasi'den bahsediyoruz. Yani lafın gelişi öyle söyledim ben. Neyse, verin bakayım hesabımı. Nerede benim hesap? Gel usta. Bak hatta şimdiden 79 tane arkadaşım var. 79 arkadaş mı? Kim ulan onlar? Ben nereden bileyim usta, senin arkadaşların. Yani usta canı sıkılmasın diye ben işte 500 kişiye arkadaşlık isteği gönderdim. 79'u kabul etti. Oğlum hasta mısın, nesin? Tanımadığın insanlarla beni niye arkadaş ediyorsun? Sapığı var, manyağı var. Dur usta, ben şimdi yazayım. Eğer sapık veya manyaksanız beni listenizden silin diye. Şinasi! Şinasileşme! Pardon usta. Oğlum ben bu Face hesabını Yağmur'u takip edeyim, kontrol edeyim diye açmıyor muyum? Onun için mi açtın usta? Allah'ım sen bana sabır ver. Oğlum Yağmur'u bulsana şurada bana. Yağmur'u bul. Dur, bulayım usta. Usta 1453 tane Yağmur var. 1453? O kadar Yağmur Yılmaz var mı ya? Yok usta, bir tane var. Bak bizim Yağmur ablanın resmi de var. O herhalde. Lan arkadaşlık mı yapacaksın, ne yapacaksın? Onu bağla işte bana. Dur usta. Ne yapıyorsun? Arkadaşlık isteği yolluyorum. Yolla, 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 çabuk yolla. Yolladım usta. Gitti mi? Gitti. Tamam, cevap verdin mi? Usta öyle mi oluyor bu işler ya? Nasıl oluyor? Biraz zaman geçmesi lazım arada. Sonra kabul edecek o işte. Güzel. Şimdi öyle olunca ben kimle yazışıyor, neye ne yorum yapıyor, kimle arkadaşlık yapıyor falan her şeyi anlayabileceğim değil mi? Tabii usta. Senin eklemek istediğin başkası var mı bu arada? Var. Barack Obama diye bir ilkokul arkadaşım var, ona da bir bakarsın. Dur usta. Bırak. Senin elinden bir kaza çıkacak. Görev tamamlanmıştır, bitti. Tamam. Ben gelmeden önce ne yapıyorduysan hemen tekrar oradan devam et. Hadi ben gidiyorum. Hadi dikkatli ol lan. Yani gecede odada girip de masayı göremeyince ne yaptı pek pek merak ediyorum. Vallahi ben de çok merak ediyorum dedeciğim. Ama sabah bizden erken uyanıp gittiğine göre demek ki bayağı bozuldu. Gerçi bana ne? O da benden kendi masasını sakındı. Niye öyle söylüyorsun o zaman? Çocuk ödevinden kaldı. Ama sen de hemen oğlunu savun. Ayrıca ben mi söyledim git masayı devir diye, ha? Ne? Erman Yılmaz arkadaş isteği mi gönderdi? O ne kızım? Ya babam arkadaşlık isteği göndermiş, hesap açmış. Hiç öyle bir banka duymadım. Nerede hesap açmış? Yok babaanneciğim, banka değil bu. Ya şey böyle hani ben sana söylemiştim ya, bir site var arkadaşlık sitesi. İşte arkadaşlık gönderiyorsun, istek alıyorsun. O siteden bana arkadaşlık isteği göndermiş. Ay yazık. Bak görüyor musun? Seninle daha yakından iletişim kurmak istiyor. Çabalıyor. Bence arkadaşlık kurmak istediğinden değil. O siteye de girecek, benim arkadaşlarımla neler yaptığımı falan gözetlemeye çalışıyor aklınca. Yapar kızım, yapar. Yani sen cevap verme, tamam mı? Kapat telefonu, hatta bataryasını bile at. Yok dedeciğim, ben zaten direkt yok saydım. Ne? İnsan hiç babasını yok sayar mı? Evladım olur mu hiç öyle şey? O senin baban. Neyse.
Ben gidiyorum artık, tamam mı? Siz de kendinize çok iyi bakın. Ne canım? Görüşürüz. Güle güle. Bay bay. Güle güle. İbrahim. Yani Erman bunu duyarsa çok üzülecek. Ne olur Yağmur okuldan dönünce söyle de kabul etsin bu babasının yani arkadaşlık mı neydi o teklifini işte. Ay Bündüre, sen de iyice merak sardın bu internet işine. Bak en iyisi biz Yağmur'a söyleyelim. Sana bir hesap açtırsın. Sen de onu kullan. Hiç olmasa arkadaşlarınla buluşursun, eski arkadaşlarınla. Ay ne alay ediyorsun İbrahim ama. Kız ne dediyse ben onu söylüyorum. Benim aklım ermez ki öyle işlere. Hem benim öyle eski arkadaşlarım falan da yok. Benim bir tek arkadaşım var. O da yanı başımda. Bu bana yeter. Ay, ay canım Münirem benim. Ay ne güzel söyledin. Gel yavrum. Gel canım. Oh, oh. Ay canım. Sen ne sürdün? Hiçbir şey. Aa, Yağmur böyle bir parfüm gibi bir şey sıktı bana. Ay ama sana çok yakışmış. Sen o internete yazdır, sana bir şey yollasınlar bunlar. Çok güzel kokuyor. Ne alay ediyorsun benimle İbrahim? Yok efendim, ne alay etmesi olur mu, ne haddi mi? Ben sadece şaka yapıyorum sana, tamam mı canım? Gel bir daha koklayayım ben. Gel. Ay ne yapıyorsun canım? Bana bak. Şişt, göreyim. Ayıp yani bu yaşta. Görürsün, görsünler canım, ne olacak Allah. Sen benim nikahlı karım değil misin ya? Hayır. Gel canım, gel bak. Gel, oh, oh, gel. Oh, 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 oh. Aşkla meşkle hiç işim olmaz. Benim üstüme gelme bebeğim. Geçici heveslere kapattım. Kalbimi yaratım sürecindeyim. Yaratım. 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 Ben yaratım sürecindeyim gebe. 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 Ben yaratım sürecindeyim gebe. Bitti mi? Kalk Nisa, gidelim yoksa elimden bir kaza çıkacak. Allah Allah, tiplere gel! Siz kimsiniz kim? Neyin peşindesiniz? Özel okul mu burası? Ne oldu Yazgan? Yine kaçırdın kızları. Allah Allah, neden acaba? Ama bu sefer besteni çok beğendim. Gerçekten bak, beni böyle uzaklara götürdü. Erciyes'in eteklerine götürdü. Sen ciddi misin? Evet. Bir şey diyeceğim, ben senin daha ilk günden bir müzik kulağı olduğunu anlamıştım ha. Ya ben böyle uzakta dinliyordum. Rüzgarda tersine esiyordu. O kadar güzeldi ki neredeyse hiç duymadım. Ben de geçen Sanem'le konuştum. Sanem'le mi? Ne dedi? Yallah ne desin ya? Hani dedi Tahsin dedi, hoş çocuk dedi ama dedi sanki dedi biraz fazla kilolu dedi. Yani çok şişman gözüktü gözüme dedi. Nasıl ya? Yani kilo vermen gerektiğini söyledi. Ama ben böyle bir bütünüm. Kilo verirsem olmaz ki. Ne yapayım abi ben şimdi? Ne yapayım yani? Anamı mı öldüreyim? Ne yapayım? Halamı mı öldüreyim? Ne yapayım? İyi tamam, ne yapacağız? Vallahi ne yapacağız yani? Her zamanki gibi Yazgan kardeşin sana yardım edecek. Ücretli mi yine? Yani her zamanki gibi bir aidatı, bir harcı var. Tamam. Aynı fiyat mı? Yani. Yine aynı fiyat. Ya hadi be! Öf! Daha demin ne konuştuk ya? Öf! Eksik sanki bu biraz. Yok, tamam. Tamam, inadına bu elle. Ne yapacağız? Onu söyle artık. Evet, alalım banka seni. Geçtim. Evet, iki elimizi uzatıyoruz. Aldık yerlerimizi. Uzattım. Evet, sessizlik. Evet, 100 şınav. Şınav mı? Şınavı ben çekeceğim, parayı sen mi alacaksın? Abi ben seni bıktım bu gönül işlerinden ya. Ciddi bıktım. Al. Al ne? Paranı, al, al. Bekar öl, al. Tamam, tamam, al. Helal olsun. Ya istemiyorum, al. Tamam, helal olsun. Ya istemiyorum. Ya tamam, bu elinle. Ya şuna! Tamam, inadına bu elle koy. Tamam, inadına bu elle. Evet, alalım yerlerimize. Sessizlik. Evet, 100 şınav. Evet, çekelim. Evet, hadi abi. Ya bu yoracağım ha. Ne yapayım, anamı mı öldüreyim ya? Kollarım titriyor. Ah sen, yaktın beni. Ne yapıyorsunuz abi? Spor yapıyoruz abi. Yapıyoruz. Tahsin yapıyorum, sen ne yapıyorsun? Spor olsun diye yapıyorum ben de abi. Adam gibi çek şunu ya. Selam. Aleyküm selam. Sana ne oluyor be? Canın sıkın hala bakıyorum. Aşamadın Yağmur'un seni aldatmasını.
Bakıyorum sen de aşamadın hala bu meseleyi. Benim aşıp aşmam önemli değil. Yağmur tarafından aldatılan, kandırılan sensin. Benim senden bir beklentim yok. Bir beklentin yok mu? Yuh! Ya adam sana kalsın diye yapmadığını bırakmadın, şimdi bir beklentim yok. Ay ben şahidim. Ay daha demin konuşmadık. Daha demin konuştuk ama sen balık hafızalı olduğun için unuttun, saçmalıyorsun. Aa! Kaan, bak ben sadece senin kötü günlerinde yanında olup acını bir nebze olsun geçirmek istiyorum. Kızlar, ben de çok zor günler geçiriyorum. Benim de yanımda olup acımı hafifletir misiniz? Bir saçmalama ya. Çiğdem. Çiğdem. Günaydın. Hayret. Biri Çiğdem diye seslendi galiba ama etrafta sadece öğrencilerim var. Yanlış duydum herhalde. Pekala. Sabah fırçamızı yediğimize göre baştan başlayabiliriz. Günaydın Çiğdem hocam. Günaydın. Bunu senin için aldım. Bana mı? Hı hı, evet. Erman, sana kötü bir haberim var. Biz bu okulda rüşvet kabul etmiyoruz. Ne alakası var rüşvetle? Eski bir dosttan küçük bir hediye. Pekala. Teşekkür ederim. Rica ederim. De açmayacak mısın? Aslında içinde ne olduğunu merak ediyorum. Ama içinden böyle yumruk çıkan şaka oyuncaklarından olur diye de korkuyorum. Yok artık, daha neler. Gerçi senin bana yıllar önce attığın yumruktan daha kötü olamaz ama. Oo, maşallah. Bu sabah formumuzdayız. Neyse. Açayım bari. Tutsana şunu. Bak bakalım şuna, hazır mı her şey? Doğru, bakmak lazım. Bir kontrol etmek lazım önce. Kağıt mendil. Tatlı şey, bulamadın mı? Neden bulamıyorsun? İki saattir ver şunu bakayım. Arıyorum çünkü. Başlayalım. Kağıt mendil. Burada. Çikolata. Burada. Ha, dur, bir tane daha varmış. Romantik komedi filmi. Burada. Saç boyası. Alışverişe gidecek yerlerin listesi. Burada. Her şey hazırsa. Bunalıma girebilirim. Ya yapma kızım ya, Allah Allah. Üşenmemiş depresyona girme kiti hazırlamışsın ha. Millet deprem kiti hazırlamaya üşeniyor. Bu da bir deprem. Bu da bir yıkım. Ya haklısın, sen de yıkadın sonuçta. Ne yıkılacağım ya? Temelim sağlam benim. Mimarım ben. Hop, hop, hop. Selam kızlar. Ne habersiniz? Bu çanta ne? Bu senin depresyona girme kiti. O ne be? İşte böyle içinde romantik film, çikolata, mendil falan var. Bakayım şuna. Ben de aslında dün gece neler oldu diye soracaktım ki vazgeçtim. Çünkü görünen o ki sormama gerek kalmadı. Hiç sorma. Bütün erkekler benden kaçıyor. Desperado yemeği terk edip gitti. Buse'cim bak bana. Üzülme. Bak sen çok tatlısın. Ya. Çok güzelsin. Çok akıllısın. Yani bir kere üniversitelisin. Evet. Daha ne olsun? Ay, o desperado denen İsmail çakması var ya. Senden istediğini alamayacağını fark edince topukladı kaçtı. Ben sana söyleyeyim. Bütün erkekler benden kaçıyor. Demek Gustav Klimt hayranı olduğumu unutmadın. Nasıl unuturum canım? Biliyor musun?
Avrupa'ya gittiğimde ilk iş... Avrupa'ya gittiğimde de demiyor musun böyle sanki tatile gitmişsin gibi? Çok hoş oluyor. Anlıyorum. O zaman değiştiriyorum. Avrupa'ya kaçtığımda ilk iş Klimt Müzesi'ne gitmek oldu ve... girdiğimde kendi kendime dedim ki, ah Çiğdem, burada olacaktın. Kaçarken bir haber verme zahmetinde bile bulunmadığın için ortada böyle bir olasılık yoktu tabii. Neyse, yine de teşekkür ederim. Biliyor musun? Keşke kaçmadan önce hediye etseydim bu puzzle'ı. Seni beklerken boşa giden o yıllarımda puzzle yapardım. Ya Çiğdem, biliyorum hani bu taştır. Hatta daha ağırlarını hak ediyorum. Ben affedilmeyecek bir şey yaptım ama yani olan oldu bir kere. Artık zamanı geri çeviremeyiz ki. O zaman Erman. Esim, yani tamam, sen bana böyle laf sokmaya devam et. Sorun değil ama arada bir de düşün. Yani bana bir şans daha vermeyi düşün. İkinci bir şans. İkinci bir şans mı? Evet. Bak Çiğdem, o 20'li yaşların başında sorumsuz, düşüncesiz, korkak Erman yok artık. O Erman büyüdü. Büyürken de çok şey öğrendi. Ama öğrendiği en önemli şey senin gibi bir kadını üzmek dünyanın en büyük günahlarından daha kötü bir şey. Ve bu yüzden bu günahımı affettirebilmek için bana bir şans daha ver. Lütfen. Günaydın. Günaydın Nazım. Sana da günaydın sevgili öğrencim. Bir toz ol, dekanla baş başa bir şey konuşacağız. Hiçbir yere toz olmuyorum. Burası okul, ben de öğrenciyim. İstediğim yerde dururum. Ha, o zaman birazdan duyacakların canını yakarsa ben karışmam. Senin söylediklerin benim canımı yakmaz. Olsa olsa güldürür, arada bir kusturur. Of, öğrenciyle muhatap olacak değilim. Çiğdemciğim, bu akşam müsaitsen Boğaz'da çok lüks bir restoranda bizim için masa ayırdım. Bizim için derken hepimiz için mi? Onu bizden saymıyorum, ikimiz için. Bu akşam programım var. Yemeğe çıkıyorum. Erman'la. Ne? Erman'la mı? Ne? Benle mi? Aa, evet, evet, gel şöyle gel. Gel biz Çiğdem'le yemeğe çıkacağız canım akşam. Bana da unutturuyorsun. Hadi hadi. Ha. Aşkla meşkle hiç işim olmaz. Benim üstüme gelme bebeğim. Geçici heveslere kapattım, ben yaratım sürecindeyim. Yaratım, 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 yaratım. Ben yaratım sürecindeyim gebe, gebe, gebe. Ben yaratım sürecindeyim gebe. Nasıl arkadaşlar? Patlar mı bu sezon bu? Ya Yazgan, sen böyle yaratım yaratım diye ortada gezersen var ya, kimse sana varmaz ha. Ne diyorsun be? Ne diyorsun sen? Yaratım diyorum, yaratım. Ne yaratığı? Yarattık işte. Kızlar, sizde biraz müzik kulağı var gibi ya. Ben onu aldım böyle. Selam arkadaşlar. Aa, selam Yağmur. Kaynanan seviyormuş ya. Tam da yaratım sürecimin üzerine denk geldin. Yeni parçamın dünya premierini yapıyordum. Bak söyleyeyim sana. Hayır. Hayır. Ya size ne oluyor? Süper olurdu Yazgan ama... Tamam, ben de. Ama şimdi değil, sonra. Kaan, biz biraz konuşabilir miyiz? Tabii, dinliyorum. Tabii ki burada böyle değil. Baş başa konuşabilir miyiz? Peki, buyur. Kaan'cığım, sohbeti fazla uzatma istersen. Hayır, yani erkek arkadaşı falan görür. Yağmur arkadaşımıza sıkıntı olmasın. Ben bunun başını atmaya çıktığını tahmin etmeliydim. Nasıl? Gel, ben sana onu anlatacağım şimdi. Salak. Ay, sadece müzik kulağı olsa iyi. Bak, bende bir tane müzik ayağı var. Efendim? Sezen. Ha, Sezen'im. Neyse. Ya yok ya, ne vereceğim ona besteyi? Beste benim, müzik benim ya. Çiğdem, sen ciddi misin? Yani Erman'la bu akşam yemeğe mi çıkacaksın?
Evet. Seni 20 yıl önce terk edip gitmiş adamla bu akşam yemeğe çıkacaksın, öyle mi? Haklısın ama herkes ikinci bir şansı hak eder. Duydun mu zilin sesini? İkinci bir şans diyor. Ha bu arada sen programını iptal etme. Git o böyle lüks restoranına sap sap otur. Hatta düşün ben nerede hata yaptım diye. Ne düşüneceğim? Ya düşünsene. Asıl o düşünmeli. Koskoca Lebider ya bir restoran. Masayı da hazırlatmışım. Denizin tam ortasında. Bundan vazgeçeceksin. Gideceksin bu dönerciyle yemek yiyeceksin öyle mi? Aha. Ha. O zaman sana şunu söyleyeyim. Bu adam nasıl 20 yıl önce seni terk ettiyse bu akşam da tuvalete gidiyorum diye terk edebilir. O zaman beni sakın arama. Ya da ara. Müsait olursan bakarız. Görüşeceğiz. Vay canım ya. Demek yemeğe çıkacağız ha? Şaka yapmıyorsun değil mi? Yani Nazım'ı ekmek için falan söylemiyorsun. Gerçekten yemeğe çıkıyoruz yani. Benim kendime göre nedenlerim var ama çıkıyoruz çıkıyoruz. Bak bu seni affettiğim anlamına gelmiyor ama. Merak etme. Ben bir yolunu bulur. Mutlaka kendimi affettiririm. Umarım dediğin gibi değişmişsindir Erman. Çünkü beni bir daha üzecek olursan seni sinek gibi ezerim. Öpücük için teşekkür ederim. Erman! Kaan bak ben sana bir şey soracağım. Bu iki gündür bana olan tavrındaki değişikliğin sebebi... acaba benim sevgilim olduğunu düşünmen mi? Düşünler. Yağmur yapma ya. Yani geçen gün okul çıkışı buluşmaya gittiğin kişinin erkek arkadaşın olduğunu biliyorum. Nereden biliyorsun? Şey... oradan geçiyordum ben tesadüfen. Oradan geçerken gördüm ben sizi. Hmm. Tesadüfen oradan geçiyordun. Ondan sonra tesadüfen Sinan'ı benim yanımda gördün. Ve onun benim sevgilim olduğu kanısına vardın. Ha yani senin için illa bir kafede bir kız ve bir erkek oturuyorsa onlar sevgilidir. Öyle mi? Ya illa öyle olacak diye bir şey yok tabii ki. Ama yani bir erkek de bir kızla buluşmaya giderken elinde bir demet çiçekle gidiyorsa... Ya Yağmur. Bak, bana bu konuda da hesap vermek zorunda değilsin. Kaan bak, eğer Sinan benim gerçekten sevgilim olsaydı... ben kendimi kimseye hesap vermek zorunda hissetmezdim. Ama Sinan benim en iyi arkadaşım. Benim en yakın arkadaşım. Ya biz onunla beraber büyüdük. Aynı okula gittik. O gün de yani görüşmeye geç geldi diye bana çiçek getirmiş özür mahiyetinde o kadar. Ha. Yani siz... Biz sevgili değiliz. Biz en iyi arkadaşız. Biz en yakın arkadaşlarız. Hiç en iyi arkadaşlar nasıl olurlar bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Mesela biri diğerini yargılamadan önce onu bir keşfeye çeker, onunla konuşur. Mesela bu en iyi arkadaştır. Anlatabildim mi? Neyse ya. Ben sadece konuya açıklık getirmek istedim o kadar. Eğer olduysa görüşürüz. Eğer arkamdan seslenirse bu iş tamamdır. Yağmur! Efendim? Dur, hemen gitme. Sanırım benim bir özürlük zamanı ihtiyacım var. Müzik kulağı diyorduk. Şimdi benim müzik burnumla müzik kaşım aynı açıya geldiği zaman mesela ben tam... Çok pardon. Ne zamandır tahammül ediyorsun? Okul açıldığından beri burada tanıştık. Evet. Şimdi aynı hizada müzik dinliyorum. O hafta mesela müzik kaşımı yanlış almışlar. Çok affedersin. Ne zamandır böyle? Hep böyle. Selam arkadaşlar. Ha, canım arkadaşım. Ne oldu? Erman abim. Ay canım canım. Ay. Canım abim. Ay canım. Kaynanan seviyormuş Erman abi. Tam da yaratım sürecime denk geldin. Şu an yeni şarkımın dünya premieri. İlk defa burada. Sana da söylüyorum dinle. Sana özel bir şey değil abi merak etme. Her kişi böyle yapıyor bu. Yazgan, Yazgancığım gerek yok. Yazgan, Yazgan gerek yok, gerek yok. Eminim çok güzel olacaktır. Kendini boşuna yorma. Ben şeyi soracaktım ya. Yağmur arkadaşımı göremiyorum. Nerede o?
Abi onlar Kaan'la beraber şu tarafa gitti konuşmaya. Bu tarafa konuş... Ne? Kaan'la konuşmaya mı gittiler? Yani onların arası böyle kötü değil miydi yani? Şaşırdın mı? Kötü zaten. Yağmur'un çaresiz çırpınışları. Hiçbir işe yarayacağını zannetmiyorum. Hay ağzını öpeyim. Yani inşallah, inşallah barışırlar. Çünkü arkadaşız burada sonuçta. Hay geliyorlar işte abi. Merhaba Maraktaş'ım. Selam babalık, ne haber? İyidir, iyidir arkadaşlar. Hayırdır, nereden geliyorsunuz böyle? Nereden olacak? Yalanlar Vadisi'ne gidip gelmişlerdir. Yürü önce biz gidelim. Kaan arkadaşımız fazla geniş olduğu için burada sığışma problemi yaşıyoruz. Aa, ne genişi ya? Hiç de değil. Hamsi gibi çocuk maşallah. Ay hem sen demiyor muydun bu çocuğun ne güzel fiziği var böyle? Yonca sus ve yürü. Sadece yürü. Gel, gel sen şöyle geç bakayım gel. Yağmur arkadaşım, Kaan arkadaşım. Az önceki neşenizin sebebini öğrenebilir miyim? Tabii. Şöyle. Şimdi ya bizim birkaç gündür bir yanlış anlaşılma yüzünden Yağmur'la aramız bozuktu. Ya şöyle anlatayım. Şimdi ben Yağmur'un sevgilisi var zannediyordum. Ama yokmuş. Ve Yağmur'un kim olduğunu ısrarla söylemediği bir kuş Yağmur'a gidip işte Kaan senin sevgilin var zannediyor falan filan demiş. Ya işte sonuç olarak her şey tatlıya bağlandı, çözüldü yani. Eskiye döndük. Hay ben o kuşun kanadına... Onun ne oluyor ya? Yazgın iyi misin? Yapma yapma. Yaratım sancısı geldi abi, merak etme bir şey olmaz. Ama fazla yanaşmayın yine de. Dur bir sus! Bir sus! Aa, bak bu sefer sağdan geldi, bak bak. Bak. Aa, dur, dur. Oh, beni iyi dinleyin. Abi, Kaan'la Yağmur'un arasında yaşanan son hadiselere bir şarkı yaptım şu an. Galası şu an. Ve ilk kez sizlere söylüyorum. Hazır mısınız? Hayır. Hayır. Güzel. O zaman şöyle ufak bir introsunu gireyim. Yeter ki beni anla. İstersen yanlış anla. Akşama gelecekler. Eniştenle halanla. Eniştenle halanla. Enişenli hala anla. Güzel, kısaymış en azından. Hayır, Allah. Daha temperaman. Orkestra giriyor. Yeter ki beni anla. İstersen yanlış anla. Akşama gelecekler. Enişenli hala anla. Enişenli hala anla. Enişenli hala anla. Enişenli hala anla. Gebel. Gebel. Gebe! Gebe, gebe! 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 Eniştene halanla! Teşekkürler mimarlık. Mimarlık sağ ol. İç mimarlık normal. Sanırım bu sefer şarkı patladı. Anne, anne bak ben senin zevkine güvenirim. Şu kıyafete hangi kravat uygun söyler misin bana? Aa, benim güzel oğluma hepsi yakışır. Hangisini istersen kullan. Hadi hadi senin gibi sulu adama kravat yakışmaz, takma. Sulu mu? He. Sanki gecenin bir vakti torunluyla bir olup çocuk gibi çizim masasını ben çaldım. Müstahak sana da onun için. Aa, çizimleri yapmadın diye inşallah hoca çok fazla kızmamıştır ha. Ne kızması be? Keşke yatırıp dövseydi. Oho, haftaya 5 kat fazla çizim verdi. Sen alay et bakalım, alay et. Keşke hocaya söyleseydim. Hocam çizim masamı babamla kızım bir olup çaldılar diye. Neyse neyse, beni oyalamayın, gitmem lazım. Anne söyle bakalım, ya da dur ben babama sorayım. Öyle ya da böyle zevkli adamdır babam. Baba hangisi? Hmm, bu kravat çok güzel. Bu daha da güzel. Hmm. Anlaşıldı, ikisini de kullanmayacağım. Baba, bir şey sorabilir miyim? Sen bugün neden bu kadar fazla süslendin? Ne süslenmesi kızım? Normal bir kıyafet işte. O zaman şöyle sorayım. Bugün yemeğe çıkacağın arkadaşının erkek olduğuna emin misin? Ne biçim süsün? Ne biçim soru şimdi bu? Tabii ki erkek. Benim liseden çok eski arkadaşım. Şey adı... Cavit.
Ha, şu Cıvık Cavit mi? Buyurun, bir tane de arkadaşımı da beğensin yani. Ha, bu arada Yağmur Hanım, Face'ten size arkadaşlık isteği gönderdik. Henüz onaylanmadı, herhalde görmediniz. Gördüm. Görmezden geldim. Nedenmiş o? Çünkü ben oraya böyle arkadaşlarımla sosyal paylaşımlarda bulunmak için üye oldum. Yani elimde kalan son kaleyi sana teslim edemem. Hı, hı, hı. Tabii tabii tabii, yersen. Kim bilir orada neler yazıyorsun arkadaşlarında falan, benim görmemi istemiyorsun. Neyse, bunun hesabını ben sonra soracağım senden. Hadi Allah'a ısmarladık annelerin en güzeli. Güle güle yavrucuğum, ama o Cavit Bey arkadaşına söyle, hep böyle dışarıda olmaz. Bize de buyursun, hep beraber oturalım. İnşallah. Söylerim Cavit'e, yani kısmet olursa inşallah. Allah'a ısmarladık babaların en huysuzu. Hadi sen, hadi. Yağmur, görüşürüz. Bir söyleyeceğim. Bir vaktin olursa şu benim çizimlere de bir el atsan diyorum, ha? Olur mu? Ya sen kapat, ben ararım. Bak bak, laflarımı köpek 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 köpek. İstemiyorum, lafımı geri alıyorum. Eğri bürü çizersin, beni de rezil edersin. Hadi Allah'a ısmarladık. Oğlum sen de gelsene, kafeye gidiyoruz. Tahsin istedi diye kafeye gidiyoruz yani. Aynen abi, adamın canı espresso istemiş. Evde yapamıyoruz malum. Bunun canı espresso istemiş. Tahsin'in. Ha. Ulan bu espresso'nun adını söylesin, ben onu ağacını alırım. Söyle bakayım. Espresso. Ney? Espresso. Ney? Espresso. Ney? Espresso. Ulan beni kahveden soğuttun he. Oğlum ne dalga geçiyorsun çocukla ya? Allah'ın derdini anlatıyor işte herif. Ha, onun derdi bu değil mi? Espresso. Onun derdi kafedeki kızlar abi. Evet. Ben Kayseri'den buraya böyle ufacık apartman dairesine oturmaya gelmedim. Kayseri'nin gücünü dünyaya göstermeye geldim. Burada oturup seninle şarkılarım diyeceğim. Gibiyim gibiyim. Yok, halanla gel. Bu ne ya? Vay ulan, tüh size be. Size tüh. Hakikaten haram olsun size yazdığım besteler be. Elinize yüzünüze gözünüze dursun be. Ya tamam oğlum, uzatma ya işte. Ne yapacaksın oğlum evde tek başına oturup? Yürü gidelim, iki adım. Ya yok olsun abi ya. Ben böyle şimdi gitarımla falan böyle baş başa kalacağım. Böyle bir üretim sürecine girdim. Hiç böyle sizle böyle vakit kaybetmeyeyim ya. Hadi bunu da kaybetmek istemiyorum zaten. Siz gidin eğlenin hadi. Böyle proses devrine girdim ya. Siz böyle ufak ufak gidin tamam ya. Siz kendiniz başınıza eğlenin ya. Tamam abi. Siz hadi gidin ya. Siz kendi başınıza eğlenin işte. Siz hadi işte gidin eğlenin ya. Bu ne abi ya? Böyle elektrik faturası mı olur ya? Yuh! Araba taksidi gibi. Zaten ben ilk zamandan beri bu faturadan elektrik almamıştım ya. Şunu bir halledeyim de geleyim. Bak bak, adam havaalanına geldi. Kız uçağa binmek üzere. Ay yetişsin, ne olur yetişsin ya. Ha, daha hızlı koşsana be adam. Ya koşmuyor, koşsun ya. Daha hızlı koşsun. Ya kız, sussana kız. Görmüyor muyum ben sanki onları? Anlatıyorsun her şeyi. Görmüyorum. O adi desperado'nun da gerçek niyetini görmemişim be. Ne yapıyorsun kızım? Çikolatayla intihar ediyorum. Ay yok artık. Ver bak. Ya geçecek, üzülme. Söz veriyorum geçecek. Ne geçecek be? Bak görmüyor musun sevgilisinin peşinden havaalanına kadar koşuyor. Ama desperado beni yemeğin ortasına bırakıp gitti. Dedim ben sana gidecek diye. Kim gidiyor ya? He? Eğer birisi bir yere gidecekse ben giderim. Her türlü giderim var benim be. Harikayım ben. Süperim. Şu hale bak ya. Paçozum ben ya. Paçoz. Kimseler beni bu halde, kimse sevmez. Ya yok. Ya bak kızım ya. Desperado için depresyona girmeye değer mi hiç? Demez. Ne yapayım? Başka kimse yok şu anda. Onun için depresyona giriyorum ben de. Aa. Kim geldi ya bu saatte? Ne bileyim Asiye ben. Süpermen miyim? Duvarın arkasını göreyim. Özür dilerim. Bazen gerginlik yapıp sana bağırıyorum. Ama Süpermen olmayabilirim. Ama süperim. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bunu size yaptım, tatlı, şekerpare.
Zahmet etmişsin. Ay zahmet olur mu? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye düşündüm. Buyursaydın Nizamiye. İyi akşamlar. Asiye, tatlı kız. Korku filminden fırlamış duvaklı kızın burada ne işi var? Hoş geldin duvaklı şef. Hoş bulduk. Aslında ben kendim girdim içeri. Yani biliyorum biz iyi bir başlangıç yapamadık ama belki kaynaşmamız iyi olur diye düşündüm. Size kendi ellerimle tatlı yaptım. Yani belki de aramızdaki buzları eritiriz değil mi? O aramızda gördüğün şey buzdağının görünen kısmı. Fark ettiysen burada depresyona girmeye çalışıyorum. Anladın mı duvaklı şey? Yani... Hadi adam patron yok, dükkanını kapatmayalım hadi. Daha kaynaşmayacak mıydık biz? Ben şimdi senin ağzını, burnunu, duvağını, duvağını bir kaynatacağım, göreceksin ya. Çık bakalım şöyle. Bana bu yaptıklarınızı ödeteceğim. Ama önce aidatı ödeteceğim. Çıkarın bakalım paraları. Ben şimdi seni bir paralayacağım, göreceksin ha. Kusura bakmıyorsun değil mi? Böyle konuyu yüzüne kapatıyor gibi oldu. Bu ne abi? Burada sarı var, yeşil var. Bir de kahverengi kablo var. E hani nerede kırmızı kablo? Amerikan filmlerinde kırmızı kablo olurdu. Ama burada ben neyi keseceğim ya? Of! Yeşili mi keseyim? Ne yapayım ben? Bilmiyorum ki abi. Gerçi sanatçı adamım ben. Bu konularda çok hassasım. O yüzden ben yeşili buradan kovayım. Ha? Ona dokunursan ölürsün. Anam çocuk gidiyor, çocuk gidiyor. Oğlum ben. Ölürsün. Sana da ölürsün. Değmedin mi lan? Yazgan yazdığı bir şey var mı? Yazgan. Oğlum kendim Yazgan. Kurban olduğum bir şey var mı oğlum? Yazgan. Oğlum kendim Yazgan. 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 İyi misin oğlum? Abim. Yazgan. Sonim. Beyefendi, sipariş vermeyecek misiniz? Kardeşim ya, dört defadır geliyorsun. Misafir bekliyoruz dedik ya. Yarım saat oldu da gelelim. Herhalde gecikti, trafiğe falan takıldı. İstanbul trafiği diye bir şey duymadın mı hiç? Affedersiniz efendim. Nerede kaldı bu şeyden ya? Ay, acaba ben bir arasam mı? Yok ya. Yok, o kadar hevesli görünmeyeyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma, çok bekletmedim inşallah. Yok yok, çok çok bekletmedin. Gel otur, gel. Gel, ayakta kalma, otur otur. Otur otur. Geç geç. Yarım saat falan oldu. Geleli ama önemli değil ha. Sen beni 20 küsur yıl beklemişsin. Ben seni yarım saat beklemişim. Ne olacak canım? Beklemek derken, bak Erman. En başında bir iki şeyi açıklığa kavuşturalım da tadımız kaçmasın sonradan. Birincisi ben bu yemeğe seni affettiğim için gelmedim. Yani bu yaşlarında nasıl bir adamsın? Hani sana böyle bir ikinci şans vereyim mi vermeyeyim mi? Onu anlamak için geldim. İkincisi de hani 20 küsur yıl beklemek var ya, tamam 20 küsur yıl bekledim seni. Bunun ilk birkaç yılı böyle duygusal bir bekleyişti, kabul ediyorum. Ama ondan sonraki yıllar daha çok böyle sen gelsen de yüzüne karşı Allah belanı versin desem. Şeklinde bir bekleyişti. Ki bunu çeşitli zamanlarda değişik yöntemlerle gösterdin. Neyse. Bu iki husus anlaşıldığına göre yemeğimize başlayalım mı? Tabii tabii tabii, anlaşıldı. Hiç merak etme. Ha, bu arada söylemek zorundayım. Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Özellikle giyin. Öyle mi? Güle güle giy. Çok çok güzel olmuş. Çok yakışmış.
güle güle giy derken. Güle güle giy yani. Sana gülmek yakışıyor ya, böyle gül yani. Güle güle giy yani onu. İnanamıyorum Erman. Hatırlamadın değil mi? Hem de bu elbiseyi. Neyi hatırlamadın? Ben bu elbiseyi ilk nerede giymiştim? Sen bunu ilk giymiyorsun sen bunu. Şeyde giydin. Orada giydin. Orada da. Çok yakışmıştı. Giydin orada sen onu. Hatırlamıyorsun değil mi? Ne yalan söyleyeyim, vallahi hatırlamıyorum. Bravo. Ama inan benim suçum yani, senden böyle bir beklentide olmak benim suçum. Sen eski Erman neyse olsun yani. Demek ki nişanlandığımız gün bile kafanda böyle kaçıp gitmek varmış ki nişanlının üzerindeki elbiseye şöyle bir alıcı gözüyle bakmamışsın yine. Sen bunu nişanda giydin. Bu kıyafet nişan kıyafetin. Sen bunu nişanda giydin. Sen bunu nişanda giydin. Ay ben kafamı... Ay beton kafa. Cidem çok affedersin. Çok affedersin. Vallahi önemsemediğimden falan değil. Yani böyle, yani erkekler böyledir. Yani hepsi böyledir. Öyle kıyafet falan takımak onlara aldırmazlar. Yoksa yemin ederim o nişan var ya, böyle detayına kadar benim hala aklımda, hiç unutmadım. Ya öyle mi? Tabii tabii. Peki... O zaman nişanımızda hangi parçayla dans ettik? Bombaleo. Değil. O değil. Şey, nişanda dans ettiğimiz parça, ama hatırlayacağım o parçayı. Gitarla çalıyorlardı. Ay ne gitarı Erman ya? Keman, keman. İşte yaylı. Vallahi dilimin ucunda. Onu da hatırlamıyorsun değil mi? Vazgeçtim. Boş ver, boş ver, uğraşma. Vallahi bravo Erman. Ama kabahat bende. Sende hiçbir sorun yok. Sen eski Erman neyse olsun yani. 20 yıl önce ne kadar duygusuz, ne kadar korkak, ne kadar sorumluluktan kaçan bir adam olduğunu bugün konuştuk biz zaten. Erman gibi ol yani. Rahat ol. Yok yok, ben öyle stresli falan değilim canım. Abi işte geçmiş zaman böyle insan zorlanıyor. Bir de yani ne bileyim ya, bırakalım bunu. Biz siparişimizi verelim. Garson! Garson! Oğlum neredesin? Dört dönüyordun kardeşim etrafında. Kardeşim ha? Bay. İşçi dostu Erman. Yok, çok sinir etti beni, o yüzden şey yapalım. Hemen sipariş. Hadi. Daha maç başlamadan gol üstüne gol yedik. Nasıl çıkaracağız bakalım bu golleri 90 dakikada? Yazgalan yavrum, neresin ya? Yazgalan. Yazgalan. Su iç oğlum, su iç. Su iç, su, su iç, su iç. Geldim. Hoş geldin oğlum, iyi misin? Ay. İyi misin oğlum? Oh. İstersen seni bir doktora falan götüreyim kızımı. Yok yok, hiç gerek yok ya. Öyle mi? Sen bu elektriklerle ne uğraşıyordun burada ha? Beleş elektrik peşinden misin? Ya ne beleş elektriği ya? Benim ne işim olur beleş elektrikle? Beni ailem Real Madrid Koleji'nde okuttu ya. Paraya ihtiyacım olsa gider yurtta kalırdım ben. Ne bileyim, bu öğrenci milleti biraz sefil oluyor ya, o yüzden. Yok işte, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Peki o zaman bana buradan ne dediğini anlatsana lan! Ya anlatamam. Anlatmazsan ne olur biliyorsun değil mi? Ya, ya biliyorum da ya anlatamam. Anlatırsam ölürüm, bitirirler beni. Kim bitirir beni, kim? Ya, bakın, siz de eski bir askersiniz tamam mı? Ben gizli bir ajanım. Ama bu anlattıklarım ne olur aramızda kalsın. Ya aramızda zaten, aramızda kalır, merak et. Ya ben senin zaten gizli ajan olduğunu anlamıştım, yemin ediyorum. Neden biliyor musun? Sen bu besteler falan yapıyorsun ya. O besteler ne iğrenç, saçma sapan, çirkin, güzel, anlamsız, manasız geliyor. O yüzden ben seni anlamıştım çakma müzisyen olduğunu. Vallahi. O gebeyim, gebeyim, bilmem ne. Yok, gebe olurmuş. Ya bir kere sen fizyolojim, ama gebesin. Ya tamam. Tamam, bakın o mevzuyu kapatalım. Kapatalım. Bir bana el verin, bir ayak alın. Gel. Gel. Şurada. Gel. Teknoloji çok değişti. Biz buradan elektrik sinyallerini
böyle manyelleyerek sanal bir spiratöre yolluyoruz. Buradan bu spiratörlerden bize bu öğrencilerin bu apartmanda ne halt yediğine dair bilgiler geliyor. Tamam mı? Bak şimdi yaptım. Ah, artık dinliyorlar. Bizim evde dinliyorlar mı? Sizinkisi öğrenci mi? Hiç olmadı, yok. Ha, o zaman dinlemiyorlar. Bu ne olur, sen de benim aramda kalsın abi. Anlaşıldı mı asker? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı asker? Anlaşıldı komutan. Seni duymuyorum, anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Sen gel. O zaman ben sizi dairenize kadar eşlik edeyim komutanım. Hadi. Erman. Hem? Sen balık sevmezsin ki. Niye bizi balıkçıya getirdin? Sen seversin. Hatırladın demek. He, nasıl bak, bunu hatırlıyorum. Çok duygulandım. İşte ben de yani burada yalnız balık yok, başka şeyler de var. Yani ikisini bir arada. Balık dedin aklıma geldi ya. Böyle balığa benzeyen bir oğlan vardı bizim okulda. Niyazi diye böyle Yunus gibi bakardı. Bir şey böyle garip garip sesler duyardı. Tuhaf bir çocuktu. Ha. Gayipten Niyazi derdik. Aa, evet evet. Ona ne oldu biliyor musun sonradan? Akıl hastanesine kaldırıldı. Akıl hastanesine mi? Aa, neymiş rahatsızlığı? Paranoid şizofren miymiş neymiş? Ay 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 ay. Evlerden ırak, Allah düşmanımın başına. Beni de almasınlar sakın. Erman'cığım, tamam delisin falan ama öyle akıl hastanelik değilsin. Abartma. Yo yo, vallahi doğru söylüyorum. Ben de bugünlerde bir tuhafım ha. Hatta daha bugün okulda oldu. Ya böyle etraftan sesler duyuyorum. Erman gel oğlum, Erman gel oğlum. Dönüyorum bakıyorum. Kimse yok. Önce o veletler benimle dalga geçiyorlar sandım. Değilmiş ama Erman gel oğlum, Erman gel. Herhalde dedim ben de gayipten sesler duyuyorum. Ne oldu, niye gülüyorsun? Bak beni de Niyazi gibi hastaneye yatırırlar, üzülürsün ha. Bir dakika. Sen şimdi okulda Erman, Erman gel oğlum. Gel Erman, gel Erman diye mi sesler duyuyorsun? Ha, ne oldu? Sen mi adam tutup yaptırıyorsun? Hayır hayır, yapar mıyım canım öyle şeyini? Adam tutayım da. E ne o zaman? Ya nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Söyle, söyle. Yani söyle. Ya söyle, söyle, söyle. Ya. Söyle, söyle. Nasıl söylenir ki böyle bir şey? Ne ki bu, nasıl söylenir ki? Hadi söyle, söyle, söyle. Vallahi utanıyorum. Ay nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Aa Çiğdem. Nazım. O Erman. Yok artık, siz de mi buradasınız? Ne yapıyorsun lan sen burada? Ya böyle bir kendi kendime yemek istedim, geldim buraya. Yani sen böyle lüks, deniz kıyısı falan filan böyle mütevazı bir restoranda ne işin var senin? Sana mı soracağım birader? Benim zaten Çiğdem bilir. Nerede bir güzellik ve lezzet varsa bilirsin, Nazım oradadır. Neyse, madem buradasınız hadi hep birlikte yiyelim yemeği. Afiyet olsun, ne yiyorsun? Sülfürik asit. Şakacı senin. Garson. Buyurun Nazım Bey. Canım bana her zamankinden getir, bir de saçlar güzel olur. Güzel demişken, Çiğdemciğim o küpeler 5 yıl önce mezunlar balosunda taktığın küpeler değil mi? Nasıl hatırladın? Hiç unutur muyum? Hayret, çok teşekkür ederim. Çoğu erkek hatırlamaz da. Herif gelir gelmez nefes almadan başladı taş koymaya. Bu ne ya? Sağ ol komutanım, sağ ol. O ajan olduğunu söylemeden az önce var ya sana ağız burun dalıyordum ama delikanlısın ya. Vallahi. Sağ ol komutanım, sağ ol. Baba, ne oluyor burada? Bir şey yok kızım, genç arkadaşlar da öyle laf diyoruz. Konuşuyordunuz. Bunlar Türkiye'nin geleceği, özellikle bu yazgan var ya bu. Bu gerçek adını bilmiyorum. Ya gerçek adım Cafer de sahne adım yazgan. Sahne şakacıklar. Ben şakacıktan. Hadi iyi akşamlar komutanım. Babacığım ben börek yapmıştım. Ha. Hani bunlar genç arkadaşlar, erkek öğrenciler. Bir şey yapamıyorlardır, kokar, canları çeker falan. Ben de ondan börek getirdim onlara. Aferin be güzel kızım. Sevap ver, ver bakayım size. Şimdi... Al. Bak bakalım ne geldi. Aç angarı. Aç angarı, kamyon yanaşıyor, aç angarı. İstemiyorum ya. Gel. Oğlum sana enerji lazım değil mi? Yarın öbür gün uçaktan atlaman gerekmeyecek mi sen ha? Belki de apartmandan kaçacaksın. Belki binaların üstüne atlayacaksın. Komutanım istemiyorum ya. Helikopterden belki de kamyonun üstüne kaçış yapacaksın. Sana ne enerji lazım? Ya komutanım Nizami'yi anlayacak şimdi ya. Yok o bazen açık açık anlattığım şeylerde bile zorlanıyor. Değil mi kızım? He? Gördün mü? Ya yok ya. Aç hangarı, aç. Ya aç hangarı, aç hangarı, aç. Espresso değil kızlar çok. Anne.
Ben kızı fazla kaçırdım galiba. Baksana halüsinasyon görüyorum. Yoksa Silahlar Bey Yazgan'a niye böyle gelirsin? Gelin çocuklar gelin. Var da bir şey var. Yok onlar öğrendiler ya. Düzler ya, düz öğrenciler. Gerçi şu pek düz bile değil. Neyse. Öğrenci arkadaşları Yazgan ve düz öğrenci arkadaşlarım, Allah sizlere zihin açıklığı versin. Kızım, Nizamiye biz gidelim mi yavaştan yavrum ha? Nizamiye, kızım hadi gidelim biz. Hadi yavrum, hadi. Sen bunu ver bana. Bunların hepsini yiyorsun, tamam mı Yazgan? Ya. Tamam. Hadi iyi akşamlar komutanım. Bizzat kontrol edeceğim bak. Uçamazsın, konamazsın. Uçamazsın, konamazsın. Ne olacak abi ya? Adamın bir anıyla bir anı tutmuyor. Al hepsini ye. Ben su böreğinden nefret ederim. Güzel olmuş değil mi Meyve? Ya bir şey söyleyeceğim şuradan. Şeyi hatırlıyor musun? Bu yıllar önce Pırak'a yaptığımız öğretim görevlileri gezisini. Evet evet. Ya ne zamandı o? Erman'ın seni habersizce terk etmesinden yaklaşık 10 yıl sonra... bugünden de 10 yıl önce falan. 10 küsur yıl gerçekten çok olmuş. Maşallah siz bayağı miladi takvimi Ermani takvime bağlamışsınız. Hani Erman'dan önce, Erman'dan sonra falan. Aman Erman, açma bu konuları. Zaten kendini de bu kadar önemseme istersen. Ne, yok yok, bunları bırakmayalım. Nazım kendi kaşındı. Bak Nazımcığım, şunu unutma. Çiğdem son derece akıllı, çok cazip, çok güzel, çok bir hoş kadın olduğu için yıllar içinde ona tutkuyla bağlanman, gizli gizli aşık olman çok normal. Bu makul. Ama şunu sakın unutma. Kafasında benim olduğunu ve Çiğdem'in bana hala aşık olduğunu göremeyecek kadar körse şu gözler, bundan sonra proje çizebilmen mümkün değil. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben tam anlamadım. Kim kime hala aşık? Çiğdem yapma şimdi. Yani anlıyorum, sen kendine bile itiraf edemiyorsun ama yani hepimiz gerçeğin ne olduğunu biliyoruz. Yani lütfen yani alnında benim adımın yazılı olduğunu söyle de şu sinyalci bizi yalnız bırakıp gitsin. Ya sen ne kadar kendini beğenmiş bir adamsın ya. Yani ikinci bir şans için yalvardın, ayaklarıma kapandın, yemeğe çıktım diye şimdi seninle. Sana hala aşık mı oluyorum ben? Çiğdemciğim ben güzelim, bunda sinirlenecek bir şey yok. Yani ben de sana karşı bir şeyler hissediyorum tabii yani. Yani ben sana aşığım, sen bana karşı bir şeyler hissediyorsun öyle mi? Ya ben ne yapsam? Böyle zil takıp şuralarda falan göbek mi atsam? Ayıp olur mu sence? Bir dakika, konumuz bu değil canım. Konumuz gelip bunun maydanoz olması. Nazım maydanoz mudur bilmem. Ama şu an itibariyle senin hala bir hıyar olduğunu idrak etmiş bulunuyorum Erman. Oh! Kapakları topla, 6 tane kapağı kanaat otu veriyoruz. Çiğdem yani bak şu herifin yanında ileride pişman olacağın sözler söyleme. Tek bir pişmanlığım var Erman bu koca hayatımda. O da seni hayatıma sokmuş olmak. Bak buna katılıyorum. Ha, demek en büyük pişmanlığın benim ha? O yüzden mi buluşmamıza nişanda giydiğin elbiseyi giyip geldin? Giydim. Giydim. İyi ki de giydim. Bu bir testti. Yoksa senin nişan günü, nişanlının üzerindeki elbiseyi hatırlayamayacak kadar hödük bir adam olduğunu nasıl teyit edecektim? Kusura bakma Çiğdem ama o hödük bir gün döner gelir diye hiç evlenmeyip kendini akademik kariyere boğan da ben değilim. Küstah. Küstah gerek küstah. Çiğdemciğim bak şimdi şurada yabancı yok. Biz bizeyiz yani. Bir tek bu liboş var ama sonuçta o da bizim liboş yani. Yani onun için hani beni hala sevdiğini hepimiz biliyoruz. Ben hala seni seviyor muyum? Evet. Bak sana olan hislerimi anlaman için ben şimdi sana bir açıklama yapayım. Hani okulda böyle gayipten geldiğini sandığın Erman gel oğlum gel oğlum sesleri var ya. Ha. Evet ne olur? Dekan olduğum zaman yaptığım ilk icraat okuldaki bütün başıboş köpeklere senin ismini vermek oldu. Bak bu en iyi icraatıydı. Bir de köpeklerden üçü bizi mahkemeye verdi. Ya nasıl olur da bizim gibi sadık mahlukatlara o adamın ismini veriyorsunuz diye. Dava temizdi hala. Demek benim adımı köpeklere verdin ha? Sevgimin büyüklüğünü anla. Sağ ol, çok teşekkür ederim ve seni tebrik ediyorum Çiğdem. Yıllar sonra tünelin ucunda böyle küçük şirin bir ışık görünmüşken... şu yaptığınla onca senedir hayalini kurduğun o mutlu yuvayı... uçurdun, yitirdin, gitti.
Sen olmasan. Ben evde mi kalacağım yani? Kusura bakma ama hani buradan öyle görünüyor. Ben, benim gibi bir kadın. Nazım. Bana geçen gün yaptığın teklif, evlenme teklifi. Hala geçerli mi? Ölümüne geçerli. Şu an geçmişin üzerine döktüğün beton tam anlamıyla kuruduğuna ve ben de bunu anladığıma göre senin soruna cevap verebilirim. Evlenme teklifini kabul ediyorum. Ne? Ne?